Evet. Şimdi taşıma hukuku dediğimizde bahsettiğim gibi birden fazla çeşitli modlarda oluşan deniz, hava, karayolu ve demiryolu, bazen nehir yolu gibi iç taşımaların olduğu birçok moddan bahsediyoruz ve bunlardan bugünkü taşımamız karayolu taşıması. Biz geçen haftalarda öncelikle hava taşımasını konuştuk. Haftalık olarak periyot içerisinde yine deniz taşımasını konuştuk. Bu hafta da karayolunu konuşuyoruz ve periyodik olarak dönemsel olarak bu eğitimlere devam edeceğiz. Daha alt başlıklarına ineceğiz. Yani yıl içerisinde aslında bir akademi gibi ilerlemeyi planlıyoruz. Şimdi taşıma sözleşmesi dediğimiz aslında sahada ya da sektörel olarak navlun sözleşmeleri dediğimiz öncelikli bir kavramımız var. Bizim bugünkü karayolu taşıması ana başlığımız içerisine baktığımızda karşımıza CMR konvansiyonu çıkmakta. Yani konvansiyon dediğimiz hukukçu olmayan arkadaşlar için uluslararası devletlerin imzaladığı mevzuatlar ve bizim anayasamızın 90. maddesine göre de bizim imzaladığımız uluslararası mevzuatlar yine Türk hukuku içerisinde yer almakta ve bunlar Türk hukukun diğer yasaları, mevzuatları gibi de uygulama alanı bulabilmektedir. Taşıma anlamında baktığımızda ise, karayolu taşıması anlamına baktığımızda ise 1955 yılındaki CMR Konvansiyonu biz 1956 yılında kendi iç hukukumuza dahil ederek uygulamaya başlıyoruz. Bu konvansiyonun temel amacı uluslararası karayoluyla taşımacılık işlerinde uygulanacak olan kuralların standartlaşması ve taşıyıcıların, göndericilerin, alıcıların hak ve yükümlülüklerini belirlemektir. Burada bakıldığı zaman CMR konvansiyonunun taşıyıcıya, alıcıya ve ilgililere yüklediği yükümlülükler ve haklar aynı şekilde CMR sigortaları içerisinde de bakıldığı zaman tamamen taşıyıcının ve göndericinin veya alıcının hakları neyse sigortasal anlamda da benzer şekilde o sınırlar dahilinde haklar ve talepler imkanı sağlamakta. Yani taşıyıcı CMR konvansiyonu içerisinde bu uluslararası sözleşme içerisinde neyden sorumluysa yine benzer şekilde CMR konvansiyonu içerisinde de hangi yükümlülükler ya da hangi imkanlar varsa, örneğin taşıyıcının sınırlı sorumluluğu gibi ya da kusursuz sorumluluk gibi ya da tamamen sorumluluktan kurtulma gibi haller benzer şekilde CMR sigortalarında da taşıyıcıya aynı hakları ve aynı kurtulma imkanlarını ya da sınırlı sorumluluktan faydalanma imkanlarını vermektedir. Bu nedenle CMR kelimesini gördüğümüzde öncelikle belirtmek gerekirse bu karayoluyla Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmesi'nin Fransızca aslında kısaltılarak oluşturulmuş bir kısaltma isimdir. Aynı şekilde bakıldığı zaman biz sahada ya da sektörel olarak bakıldığı zaman uluslararası taşıma senetlerine de hepiniz bilirsiniz piyasada CMR denilir. Bazen şoför seviyesinde CMR denilir, SMR denilir. Bunları hepimiz uygulama içerisinde görmekteyiz. Yani karşılaştığımız zaman bu kısaltmayla karşılaştığımız zaman yeri geldiğinde CMR konvansiyonu yani uluslararası sözleşme, yeri geldiğinde CMR sigortalarını, yeri geldiğinde taşıma belgesi olan taşıma senedi olan CMR belgesini, evrakını yine karşımıza gelecek ve üç farklı kavram olarak aslında bu kısaltma karşımıza çıkacak. Hem bu eğitimde hem de sektörel olarak uyguladığınız zaman hem sigorta tarafında hem işin lojistik tarafında bu üç kavramın üçüne de hakim olmanız gerekiyor. Yine benzer şekilde bu konvansiyonun kapsamında taşıma işlerinin her aşamasında uygulanacak standart prosedürler ve belgeler tanımlanır. Yine biraz önce söylediğim gibi CMR Consignmentos yani bu taşıma senedi olan evrak gibi burada tanımlanır. Yine taşıma sırasında meydana gelebilecek hasar, kayıp veya gecikmeler durumunda taşıyıcının sorumluluğu sınırlar ve tazminatla ilgili düzenlemelerde yine bu konvansiyon tarafından tanımlandığını ve sınırlarının çizildiğini görmekteyiz. Yine bu çerçevede baktığımızda taşıyan navlun sözleşmesinden kaynaklanan sözleşmenin ifasında özen gösterme borcu gerek yüke özen gösterme gerekse sürelere özen gösterme yükümlülüğü olarak karşımıza geliyor. Zaten sektörel olarak ya da hukuksal anlamda ihtilaflara bakıldığı zaman iki şey temel karayolu taşımasında ya da genel taşıma hukukunda karşımıza geliyor. Ya yük tamamen yok oluyor ya kısmi olarak hasarlanıyor ya da yükten kaynaklı bir gecikme oluşuyor. Yani burada bakıldığı zaman hem karayolunda hem uluslararası diğer taşıma modlarında taşıyıcının bu navlun yani taşıma sözleşmesinden kaynaklanan en büyük yükümlülüğü yüke özen gösterme sorumluluğu ve yükü süresinde taşıma yani bu süreci ifa etme
yükümlülüğü olarak iki temel başlık olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada en temel başlangıçta ben bu tabloları göstermek istiyorum. Çünkü bir hukuki ihtilaf olduğunda hem bunun sigorta yanında hem de normal tazminat boyutunda bakıldığı zaman ne bir hasar oluştuğu zaman ya da bir gecikme olduğu zaman, ziya olduğu zaman hangi hukuki mevzuata başvurulması gerektiği ya da hangi hukuki mevzuata dayanak olarak mahkeme dilekçelerinde olsun biz göndereceğimiz noter ihtarnamelerinde ya da bize gelen herhangi bir yük hasarı ile ilgili bir ihtarnamede nasıl cevap vereceğimize ilişkin durumu burada size göstermek istiyorum. Çünkü bu bizim için önemli. İlk önce işin hukuksal temelini oturtmamız lazım ki sonrasında sorumluluklar ya da işin sigorta boyutunu incelerken daha rahat bir şekilde kavrayabilelim. Şimdi bir yurt içi taşıması ile yurt dışı taşıması arasındaki hukuksal farklılıklar tamamen dayandığı hukuki kaynağa göre değişmekte. Örneğin yurt içi bir karayolu taşımasına biz Türk Ticaret Kanunu ilgili taşıma kitabını, karayolu ile ilgili taşıma kitabındaki hükümleri uyguluyoruz. Yine deniz tarafında ise charter sözleşmeleri ve buna ilişkin hükümleri uyguluyoruz. Yine yurt içi taşımasının aslında çok bizim kabotaj sahası dediğimiz alan içerisinde çok fazla bir deniz iç taşımamız yok. Ama olduğu durumlarda da yine bu hükümleri uyguluyoruz. Havayolu taşımasında ise sivil havacılık kanunumuz var. Eğer ilgili hukuki ihtilaf sivil havacılık kanunda yer almıyorsa yine Türk Ticaret Kanunu genel hükümlerine gidiyoruz. Çünkü bizim ticaret kanunumuzun içerisindeki taşıma kitabımız genel bir taşıma hukukunu aslında kara taşımasına bağlı olarak genel temel ilkelerini koymakta. O yüzden yine hava taşımasında da TTK'nın ilgili taşıma hukuku ile ilgili hükümlerine gidebiliyoruz. Demiryolu, ilk su ve posta ile ilgili taşımalarda ise yine kendi özel hükümleri mevcut. Şimdi bizim için bugünkü eğitimin ana temel gerekçesi olan karayoluyla uluslararası taşımada uygulanacak hükümler. Bakıldığı zaman biraz önce ismini verdiğimiz gibi CMR konvansiyonumuz var karayoluyla uluslararası taşımada. Deniz taşımasında ise Lahey kurallarımız var. Yine o da benzer şekilde 1955 yılında imzalanıp sonrasında 1956 yılında yürürlüğe giren bir hüküm. Burada da yine Alman Ticaret Kanunu'na esas alarak o dönemki bizim 1950'li tarihlerdeki ticaret kanunumuz yazılırken Alman Ticaret Kanunu esas alınmıştır ve oradaki hükümler iç hukuka aslında tercüme edilerek uygulanmıştır. Zaten sonrasında 2011 yılındaki Türk Ticaret Kanunu'nda yazılırken yine Alman Ticaret Kanunu esas alınmış ve oradaki hükümler uygulanmıştır. Aslında oradakini baktığımızda yani Alman Ticaret Kanunu'na da baktığımızda CMR Konvansiyonu ile hemen hemen birbiriyle aynı hükümleri içerdiğini ve aynı hukuki uygulamaları ya da yöntemleri uyguladığını ya da kuralları koyduğunu görmekteyiz. O yüzden biz karayolu taşımasında herhangi bir ihtilaf olduğu zaman bunu Türk hukukunda bulamadığımız bazı kavramlarımız var. Mesela gün içerisinde değerlendireceğiz. Mesela ağır kusur. Hukuki anlamda uluslararası karayolu taşımasında en önemli kavramlardan birisi. Çünkü tazminat miktarından dava açacağınız süreye kadar, sorumluluk sınırlarına kadar, SDR'nin uygulanıp uygulanmamasına kadar her şeyi etkileyecek temel bir kavram var. Bunu baktığımızda ağır kusur kavramını biz Alman Ticaret Kanunu'nda görüyoruz. Bizim ticaret kanunumuzda tanımlanmamış ve uygulamada da bakıldığı zaman Alman mahkemelerinin verdiği kararlar çerçevesinde biz taşıma hukuku açısından ağır kusur, ağır ihmal, normal ihmal ya da diğer hükümlere kasıt gibi kavramlara baktığımızda bunlar tamamen Alman Ticaret Kanunu ve onun felsefesinden gelen hükümler olarak karşımıza geliyor. O nedenle de aslında bizim için çok önemli bir kanun olarak yine uygulamada karşımıza geliyor. Hava taşımasında biz Montreal ve Varşova'yı uyguluyoruz ve burada da yine 2011 tarihli bir ayrımımız var. 2011 tarih öncesi olaylara Varşova'yı, 2011'den sonrakilere Montreal'i uyguluyoruz. Demiryolunda COTIF ve SIM mevzuatlarımız var. Yine posta taşımalarında da uluslararası dünyadaki posta birliğinin taşıma kuralları var. Şimdi bir taşıma sözleşmesi olarak biraz önce bahsettiğimiz gibi tanımlamadan sonra tarafları kimdir? Biz, tabii ki çok fazla taraf var. Temel kurucu unsurları kimdir diye baktığımızda öncelikle bir mal sahibi ya da gönderici bir shipper olması lazım. Bu aynı zamanda mal sahibi mutlaka yükün mülkiyet sahibi olmasına gerek yok. Çünkü bazen uygulanmada komisyoncular ya da
Bazen evraklar üzerinde gönderici olarak freight forwarder'ların da isminin yazıldığını görüyoruz. O yüzden gönderici her zaman malın mülkiyetin sahibi olmasına gerek yok. Yani bu malı taşıtacak kişiye biz gönderici ya da shipper diyoruz. Dediğim gibi malın mülkiyetin elinde tutmasına gerek yok. Malın zilyeti yani elinde tutan kişi olsa da yeterli bizim için taşıma hukuku açısından. Bu şu manada önemli. Şimdi uluslararası mevzuat evraklar üzerinde yani gönderici ve alıcı yük senedinin üzerinde kimin ismi yazıyorsa bir yük hasarı olduğu zaman onun haklarını koruyor. O nedenle de bazen bu aracıların isimleri konşimentoların üzerine yazıldığı zaman siz hukuksal olarak bir talepte bulunduğunuzda mahkemeler şunu diyebiliyor. Sen malın sahibi değilsin ya da ilgilisi değilsin. O nedenle kim bu konşimentonun üzerinde taşıma senedinin üzerinde ismi yazıyorsa gönderici ve alıcı onlar hak sahibi olabilir diyor. Özellikle bunu hava taşıması tarafında görüyoruz. Çok diğer kurallarda olduğu gibi yine gün içerisinde hep karşılaşmalı anlatmaya çalışacağım. Hava taşıması en katı kurallara sahip, en keskin kuralları olan ve taviz vermeyen bir hukuk sistemi. O da Amerikan hukuk sistemine tabi olduğu için öyle. Yine burada da görüldüğü gibi bir mal sahibi olarak ve siz mal sahibi olsanız bile taşıma senedinin üzerine gönderici olarak bir freight forwarder ya da bir komisyoncunun ismi yazıldığı zaman mesela özellikle hava taşıma hukukunda ciddi manada problem yaşarsınız yük sahibi olarak. Çünkü tamamen taşıma senedinin üzerindeki tarafların koruma altına alındığı bir hukuk sistemi var. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi taşıyıcıyı zaten birazdan detaylı tanımlayacağız. Çünkü bizim için en önemli sorumluluk açısından da en önemli aktör suje bizim için taşıyıcı. O nedenle onu en sona bırakalım. Yine bir alıcımız var. Alıcı da malı teslim alacak ya da alması gereken malın vardığı yerde malı karşılayacak olan kişi olarak karşımıza geliyor. Bu yine uluslararası alım-satım sözleşmelerinde malın alıcısı ve satıcısı genellikle belirtiliyor ve sorumluluk açısından taşıyıcıyı seçecek, tercih edecek kişi açısından bakıldığında da bizim Incoterms dediğimiz uluslararası teslim şekillerin 2020 versiyonu şu an gündemde ve uygulamada. Buna göre malın taşınması ile ilgili taşıma sözleşmesi, navlun sözleşmesini kim yapacak? Taşıyıcıyı kim bulacak ve bunun bedelini kim ödeyecek? Burada tamamen Incoterms'lerdeki kavramlara göre ve oradaki kodlara göre, örneğin Ex Work bir taşıma seçildiyse malın gönderisi sadece malın ambalajlanmasını yapar depoda. Bütün süreçleri, gümrük süreçleri, nakliyecinin, taşıyıcının bulunması, onunla yapılacak sözleşmeler, vergiler, gümrük operasyonları bunların tamamını malın alıcısı yapması lazım. O yüzden bir ihtilaf olduğu zaman, biz taşıma ile ilgili bir ihtilaf olduğu zaman mutlaka taşıma ile ilgili sözleşmeleri yani navlun ve taşıma sözleşmesini yine benzer şekilde sigorta poliçesini ve bu kodlardan hangisi yani Incoterms'lerden hangisine tabi olduklarını mutlaka öğreniyoruz. Çünkü buna göre bir ihtilaf çıktığında, bir problem çıktığında sorumluluk kimde? Yani nakliyeciyi kim buldu, kim teslim alacak ve nereden teslim alacak? Limanda mı teslim alacak, geminin küpeşte dediğimiz güvertesinde mi yoksa bir karayolu taşıması var, DTP olmuş, varma yerinde mi ya da varma yeri limanında mı? Bunlar bizim için önemli. O yüzden bir ihtilaf olduğu zaman biz mutlaka taşıma sözleşmesini, alım-satım sözleşmesini ve sigorta poliçesini mutlaka görmek istiyoruz ki bir hukuki ihtilaf olduğu zaman çözümde doğru bir çözüm olabilsin. Öbür türlü bazı şeyler eksik kalabilir ya da hukuken yanlış yorumlanıp yanlış sonuçlar çıkarımlarla davalar kaybedilebilir. O nedenle bu üçüne mutlaka bir olay olduğunda hazır etmemiz gerekiyor. Şimdi taşıyıcının genel sorumlulukları diye baktığımızda öncelikle eşyanın güvenli taşınması, hepimizin bildiği gibi eşyaya herhangi bir zarar gelmeden teslim aldığı andan itibaren teslim edeceği ana kadar ki bütün arada gerçekleşecek ihtilaflardan ya da hasarlardan, ziyalardan taşıyıcı sorumlu. Şimdi burada detaylarına zaten gireceğiz ama basit bir örnek vermek istiyorum ne hazır aklımdayken. Şimdi bu malın teslim alındığı andan itibaren ve teslim edileceği ana kadar ki aradaki her şeyden taşıyıcı sorumlu diyoruz. Bu hem Türk Ticaret Kanunu açısından hem de uluslararası CMR konvansiyonları açısından önemli bir kavram. Örnek vermek gerekirse sizin aracınız kırmızı ışıkta giderken
Normal bir şekilde yüklü olarak bir uluslararası taşıma aracı olan tır yüklü bir şekilde yükle birlikte kırmızı ışıkta normal bir şekilde beklerken farklı bir tır çarpmış olsun. Bu tarz bir durumda en azından arkadaşlar sesleri kapatabilir miyiz? Farklı bir durumda tamamen burada sorumluluk açısından bakıldığında yorumlamak gerekirse farklı bir tır gelip bu kırmızı ışıkta bekleyen tırı arka taraftan çarptığında trafik kuralları gereğince %100 kusurlu olarak kabul edildiği bir senaryoyu düşündüğümüzde şimdi yükün başına herhangi bir hasar geldiği zaman yük ilgilisi bu taşıyıcıdan sorumluluk çerçevesinde yük tazminat talep ettiğinde genellikle taşıyıcılar ne diyor? Bir trafik kazası sonucunda yük zarar gördü ve bu trafik kazası sonucuna göre, zapta göre biz kusurlu olarak kabul edilmedik. Bu nedenle biz taşıyıcı olarak sorumlu değiliz diye itirazlarda bulunuyorlar. Oysa ki Yargıtay'ın kararlarına baktığımızda Yargıtay diyor ki taşıyıcı bir malı teslim aldığı andan itibaren teslim edeceği noktaya kadar ki arada geçen bütün süreçlerden sorumludur. Bu aynı şekilde Freight Forwarder dediğimiz aracı olan kişileri de kapsamakta. Yani sektörel olarak aslında bu iki kavram bizim en çok bazen kendi müvekkillerimize de açıklamakta, izah etmekte zorlandığımız ya da uygulama açısından çok kabul görmeyen, yani tabii ki kanun açısından kabul görülüyor ama taşıyıcıların kendi kalbinde ya da aklında kabul etmekte zorlandığı iki kavram oluyor. Çünkü dediğim gibi yani hemen deniliyor ki işte bir kaza zaptı var, bir trafik kaza zaptı var. Burada polis bizim sürücüyü kusursuz olarak kabul edilmiş. Yine neden biz yükün bedelini ödüyoruz diyor. Ama baktığımız zaman hem uluslararası hukuk hem Türk hukuku açısından, taşıma hukuku açısından taşıyıcı, nakliyeci yükü teslim aldığı andan itibaren teslim edeceği ana kadar ki aradaki bütün süreçteki hasarlardan sorumludur. Her ne kadar trafik kazasında kusuru olmasa dahi yük sahibine karşı birincil dereceden sorumluluğu mevcuttur. Bunu yine üst taşıyıcı ve sözleşmesel taşıyıcı kavramlarını değineceğiz. Yine zamanda teslimat, bu da çokça gündemimizde olan bir başlık. Burada da biraz önce söylediğimiz gibi taşıyıcının iki temel görevinden birisi de zamanında ifa, yani süresinde ifa. İfada nedir? Taşıma eylemini, o vaat ettiği, taahhüt ettiği taşıma eylemini hem sağ salim hem de süresinde ifa etmesi gerekiyor. Bu yine temel sorumluluklarından birisi. Üçüncü olarak taşıma belgelerinin düzenlenmesi, CMR konşimentosu gibi gerekli taşıma belgelerinin düzenlenmesi yine taşıyıcının sorumluluğunda. Şimdi özellikle dozbala belgesi gibi sıkıntılı bazen devlet tarafından sınırlı sayıda verilen bazen de ülkeler arası ikili ilişkiler gereği ülke bazında sizin ülkenize yani Türkiye'yi de esas alırsak bugün itibariyle Türkiye'ye sınırlı sayıda verilen bazı ülkeler karşılıklı sınırlandırmalar getiriyor. Örneğin 2024 yılı için Türkiye Rusya'ya 10 bin tır vaat ediyor. Bunun karşılığında Rusya da diyor ki o zaman ben de sana ancak 10 bin tırın girişini vaat edebilirim. Yani siz karşılıklı olarak ülkeler birbirlerine sınır getirdiği zaman ya da bunu veren UND gibi, UTİKAT gibi ya da devletin ilgili kurumları gibi burada Dozvala giriş yetki belgelerini verirken neye bakıyorlar? Tamamen siz şirket olarak, taşıyıcı firma olarak o bölgeye yıl içerisinde ne kadar ciroluk bir taşıma yapıyorsunuz? Sefer adediniz nedir? Buna göre size bir orantısal olarak dozvala adeti veriyorlar. Yine bu tarz evraklarınız olmadan taşımayı başlatmaya çalışırsanız ya da başlatsanız dahi tabii ki ülkeye giriş yapamayacağınız için taşıma gerçekleşmeyecek. Yani bu tarz taşıma evraklarını temin edilmesi, oluşturulması ve usulüne uygun olması yine taşıyıcının sorumluluğundadır. Yine zarar ve hasar durumunda sorumluluk ise yine CMR sözleşmesi ve konvansiyonu çerçevesinde yükün başına herhangi bir zarar ya da kaybolma geldiğinde sınırlı olan bir sorumluluk çerçevesinde bunu kabul etmek ya da gereken hukuki durumlarda değerlendirmek yine taşıyıcının genel sorumlulukları içerisinde. Şimdi hukuksal olarak taşıyıcı kimdir bu diye bir bakalım. Çünkü bu bizim için önemli. Yani bir yük hasarı olduğu zaman bunun tazminatsal olarak ödenmesi, işin sigorta boyutuna gidildiği zaman sigorta bunu CMR sigortası kendi müşterisi olan, sigortalısı olan taşıyıcı adına bunu ödeyecek mi, ödemeyecek mi? Veya yük sigortası yükün başına herhangi bir hasar geldiği zaman bunu ödediğinde kime karşı rücu davası açacak? Yani taşıyıcıyı burada nasıl adlandıracak?
Çünkü yine taşıcının alt versiyonlarına gittiğimizde özellikle de sigorta rücu davalarında bu çokça tartışma ve ihtilaf yaratmakta ve husumet açısından sıkıntılar yaratmakta. O yüzden bizim için temel kavramlarından birisi, ona bakalım. Şimdi taşıyıcı yine bahsettiğimiz gibi siyamar açısından bakıldığında eşyaları göndericiden alıcıya taşımayı taahhüt eden, varış noktasına kadar taşımayı üstlenen kişi ya da kuruluş, şirket olarak ifade ediliyor. Yine kara taşıması açısından bakıldığı zaman, çünkü Siyamar Sözleşmesi kara taşımasını ilgilendirdiği zaman nakliyat ve taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren ve malzeme, yük ya da yolcu taşıma hizmetleri sunan kişi ya da kuruluşlardır. Taşıyıcılar farklı taşıma modlarında işte karayolu, demiryolu, deniz ya da havayolu gibi farklılaşabilir ve bu hizmeti profesyonel olarak sağlarlar diyoruz. Genel tanım bu. Ama biz taşıyıcıyı belirlerken şunu da biliyoruz ki bir kişi mutlaka meslek olarak taşıyıcılık mesleğini, lojistik mesleğini ya da işte kara taşıması üzerinden gittiğimiz için bugün ya da deniz tarafında donatan ya da armatör olma mesleğini yapmasına gerek yok. Yani kanunumuz o alanda o işin mesleğin erbabı olmasına gerek yok diyor. Yani siz hayatınızda bir kereliğine yük taşıyıp ne öncesinde ne sonrasında yük taşıyacak olun. Bunu bir kereliğine bile taşıma işlemini yapmış olmanız sizi hukuken taşıyıcı haline getirir ve sorumluluk altına sokar. Bu da bizim için önemli. Yani burada taşıyıcı dediğimizde mutlaka meslek olarak lojistik sektörünü ya da taşımacılık, nakliyecilik sektörünü ya da denizcilik sektörünü tercih etmesi kanunun aradığı bir şey değil. Bahsettiğimiz gibi ömrünüzde bir kere bir taşıma yapmanız hukuken taşıyıcının sorumluluğunun sıfatının altına giriyor olmanız demektir. Burada yine ikinci önemli bir kavram ise bizim 850. maddemiz, yani Türk Ticaret Kanunu 850'den gelmektedir. Burada şu denilmekte: taşıyıcı taşıma sözleşmesiyle eşyayı varma yerine götürmeyi ve orada gönderilene teslim etmeyi veya yolcuyu varma yerine ulaştırmayı, buna karşılık eşya taşımada gönderenden yolcu taşımasında da yolcudan taşıma ücretini ödemeyi borçlanır diyor. Yani burada bu manada bakıldığı zaman bir kişinin taşıyıcı sıfatını alabilmesi için mutlaka bu taşımadan kaynaklı olarak navlun ücretini, yani taşıma bedelini almış olması lazım. Eğer siz bir taşımayı ücretsiz olarak yapıyorsanız, bir navlun almadıysanız, bu bizim taşıma hukuku açısından bir taşıyıcı sıfatının sahip olmadığınızı ortaya koyar ve genel hükümlere gidilmesi lazım. Yine bahsedildiğimiz gibi burada çok önemli bir hani kavram karşımıza geliyor. Hatır taşıması değil, tamamen ücret karşılığında yapılan bir taşıma ancak Türk Ticaret Kanunu ve CMR çerçevesinde sizi taşıyıcı yapıp ve bunun sorumlulukları altına sokar. Peki diyebilirsiniz ki hani ne fark var? Yani sonuçta ben borçlar kanununa göre de taşıyıcıysam ya da CMR'a göre de taşıyıcıysam, genel hükümlere göre de taşıyıcıysam, günün sonunda ben bir yükü taşırken çaldırırsam, kırılsa veya bozulsa, eksilse, fire verse, ıslansa ne fark eder? Günün sonunda ben bundan sorumluysam ve bir şekilde ödeyeceksem, neden ha Türk Ticaret Kanunu'na göre sorumlu olmuşum ama genel hükümlere göre sorumlu olmuşum? Yani buradaki ayrım ne diye bakarsak, bu da şuradan ayrım ortaya çıkıyor. Bununla ilgili bir Danimarka mahkemesi kararı söyleyebilirim. Burada bir taşıma ile ilgili bir durum söz konusu olduğu zaman taşıyıcının kanundan aldığı bazı yetkilerle birlikte bazı avantajlar var. Yani taşıyıcının sorumluluğun sınırlandırılması gibi taşıyıcıya artı bir yasal hükümler çerçevesinde verilmiş bazı imkanlar da var. Örneğin bir mahkeme kararı vermem gerekirse, Danimarka mahkemelerinin verdiği bir davada şeker emtiyası taşınırken konteynerde bu kirleniyor. Daha önceki taşımadan kaynaklı olan bazı kirlilikler var konteynerin içerisinde ve şeker kirleniyor. Bu durumda dikkat etmiyorlar şekere ve tamamen alıcının deposuna tahliye ediyorlar şekeri. Bu arada tahliye edildiği zaman tırla birlikte gelen kara taşımasını yapan araçla birlikte gelen kirli şeker depodaki temiz şekerle karışıyor ve her iki şeker de kirleniyor. Şimdi burada iş mahkemeye gittiğinde taşıyıcı diyor ki ben sınırlı sorumluluk hükümleri var. İşte ben kilogram başına verdiğim zarardan sorumluyum. Buna göre bir matematik yapılması gerekiyor. Fatura bedeline göre değil, buna göre ödeme yapmam gerekiyor diye kendini savunuyor. Tabi bunun detaylarına değineceğiz, yani onun hükümsel durumlarına, sınırlı sorumluluğun. Yük sahibi, şeker sahibi ise diyor ki tamamen her iki yükte
depo da hasarlandığı için taşıyıcının CMR'dan gelen sınırlı sorumluluk hükümleri yoktur. Bu her iki şekerin yani araçla gelen de depoda bulunan şekerlerin tamamının toplamının fatura bedelini ödemesi gerektir şeklinde bir savunma yapıyor. Ve ikisi arasında ciddi bir rakamsal fark var. Yani sınırlı sorumlulukta diğer arasında. Mahkeme şöyle bir karar veriyor. Diyor ki karayoluyla gelen ve onun içerisinde bulunan yükler araç içerisinde ve taşıma esnasında zarar gördüğü için sınırlı sorumluluğa tabidir. Buna göre SDR hesabı yapılıp kilogram başına sorumluluk çerçevesinde tazminat hükmedilmeli. Yine ikinci bir hesap yapılıp depodaki bulunan şekerler taşıma sürecine girmediği için ama genel olarak zarar gördüğü için ve hasarlandığı için bunlar da borçlar kanununa göre yani Danimarka borçlar kanununa göre fatura bedeli üzerinden hesap edilip buna göre bir tazminat ödenmeli diyor. Yani burada gördüğümüz gibi taşıyıcı anlamında yani taşıdığı yükle ilgili böyle bir ayrım var. Yine hatır taşımasından buraya geldik. Burada da şuna dikkat ederiz. Taşıyıcıya kanunların verdiği sınırlı sorumluluk ilkesinden yararlanamıyor. Eğer siz bir hatır taşıması yapıyorsanız ve bu taşımadan kaynaklı olarak bir bedel almadıysanız tamamen taşıyıcıya verilen bu sınırlı sorumluluk ilkesinden faydalanamıyorsunuz ve o malın fatura bedeli üzerinden genel hükümlere göre sorumlu oluyorsunuz. O yüzden bu manada taşıyıcının sınırlarını belirlerken bu kavramda bizim için önemli ücret kavramı ve hatır taşıması kavramı. Şimdi yine taşıyıcının çeşitlerine bakmak gerekirse yine burada da sorumluluk açısından yine taşıma hukuku açısından ve taşıma sigortaları açısından önemli bir kavram geliyor. Çünkü burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz önce en başta söylediğim gibi CMR konvansiyonu taşıyıcıyı nelerden sorumlu tutmuşsa CMR sigortası da onlara karşı teminat vermekte. O yüzden buradaki sorumluluklar açısından baktığımızda yani bugünkü eğitim içerisinde baktığımızda aslında buradaki taşıyıcının sorumludur dediklerini CMR sigortasının ödeyeceğini, sorumlu değildir dediklerini ödemeyeceğini, sınırlı sorumluluk dediğinde de CMR sigortasının sınırlı ödeyeceğini yine ara ara pekiştirmekte fayda var. Yani o bakış açısıyla bakmak da gerekir. Çünkü ikisi birbiriyle entegreli, birbirine bağlı olan iki durum. Şimdi akdi taşıyıcı ve üst taşıyıcı ya da sözleşmesel taşıyıcı olarak genellikle karşımıza çıkan bir kavram var. Yani üçü de aynı fakat bazen taşıma belgelerinde, bazen sözleşmelerde, bazen sigorta poliçelerinde farklı farklı adlandırılabiliyorlar. Akdi taşıyıcı yük sahibiyle, mal sahibiyle ilk teması kuran burada sözleşmeyi sözleşme çerçevesinde bu yükün nasıl taşınacağını bunun organizasyonunu yapan bir şahıs ya da tamamen profesyonel bir şirket olarak karşımıza geliyor. Yine burada da bireyler de üst taşıyıcı olabilir. Yani bir kişi bütün taşımayı organize ediyor ve buradan kaynaklı olarak yük sahibiyle taşımaya taahhüt eden sözleşmeyi kendisi yapıyorsa birey ya da taşıma firması olabilir. Tabii ki karşımıza uygulamada daha çok freight forwarder şirketler olarak karşımıza çıkıyor bu sözleşmesel ya da akdi taşıyıcı. Şimdi genellikle karayolu taşımacılığında ve diğer yerlerde uzmanlaşmış olarak karşımıza geliyor. İşte freight forwarderlar bazen deniz tarafında deniz acenteleri gibi bu tarz şeyleri organize edebiliyorlar. Bunlara biz tamamen sözleşmesel taşıyıcı ya da akdi taşıyıcı diyoruz. Örneğin bir kamyon nakliyat firması karayolu taşımacında akdi taşıyıcı olarak faaliyet gösterebilir. Aynı şekilde bir denizcilik şirketi deniz yoluyla mal veya yük taşımacılığı hizmetlerini sağlayan akdi taşıyıcı olabilir. Burada yani sizin çünkü bunu belirtmemizde neden fayda var? Çünkü uygulamada karşımıza akdi taşıyıcılar ya da sözleşmesel taşıyıcılar genellikle kendi öz malları olmayan yani kendi taşıma araçları olmayan sadece bu taşıma işini organize eden kendi altında taşeronları ya da fiili taşıyıcıları, alt taşıyıcıları kullanan ve onları organize eden piyasada da öz mal dediğimiz kendi araçları olmayan şirketler olarak karşımıza geliyorlar. Ama bir firma hem kendi öz malı olabilir hem de bir üst taşıyıcı gibi davranabilir. Örneğin kendisine bir Türkiye'den işte Rusya istikametine bir taşıma sözleşmesi almıştır, yapmıştır. Fakat sonrasında o bölgeye çıkarmak için aracı yetmemiştir. Yani bütün araçlar aslında farklı bölgelerdedir. Bir aracının dönmesini bekliyordur bir ülkeden ama orada gecikme olur gümrükte. Araç dönememiştir. Piyasadan
bir araç bulup o aracı gönderebilir. Yani burada üst taşıyıcının mutlaka kendi aracı olmayacak diye bir kural yok. Hem kendi aracı da olabilir ama aynı zamanda üst taşıyıcı gibi de davranabilir. Ama bir firma hem kendi aracını kullanıyor hem de yük sahibiyle doğrudan ilk temas kurup taşıma sözleşmesini gerek kendisi yapıyorsa burada da artık üst taşıyıcı gibi bir kavrama gerek yok. O firma zaten hem sözleşmeyi yapan hem de uygulayan olarak taşıma işlemini yapan, gerçekleştiren, uygulayan olarak karşımıza geldiği için sadece taşıyıcı sıfatını alır. Bu dava açma veya dava açılma aşamasında en çok karşımıza gelen ve problem yaratan bir kavram olarak karşımıza geliyor. Onu fiili taşıma kısmında değerlendireceğiz. Yine biraz önce bahsettiğimiz gibi en büyük üst taşıyıcılar ya da sözleşmesel taşıyanlar uygulamada Freight Forwarder şirketler olarak karşımıza geliyor. Bunlar aracı olarak yani taşıyıcı ve nakliye aracısı olarak ürünlerin bir yerden diğerine taşınmasında aracılık eden ve lojistik hizmeti sağlayan bir şirket ya da birey olarak karşımıza geliyorlar. Şimdi temel görevlerine çok detaya girmeden şöyle bir başlıklar halinde bakarsak yani bir freight forwarder'ın zaten bugünkü ana temel mantığımız taşıyanın sorumluluğu olduğu için burada zaten detaylandırma anlamında freight forwarder'ların da sorumluluğunu yine diğer taşıyıcı kavram içerisinde değerlendireceğiz. Şöyle başlıklar halinde bakarsak öncelikle taşımanın planlanması ve yönetimi, hangi rotalardan taşıma yapılacaksa bu süreçleri koordine etmek, fiyatlandırma ve teklif sunma, gümrük işlerini yönetmek, işin sigorta boyutunda hasar ve kayıplara karşı sigorta sürecini yönetmek, yine depolama ve dağıtım, risk yönetimi, malların taşıma sürecinde müşterilere düzenli olarak güncelleme vermek, yani yükü takip etmek ve raporlamak, yine taşıma belgeleri, faturalar, gümrük evrakları gibi evrakların belge yönetimi, yine müşteri hizmetleri dediğimiz olası ihtilaflarda yine yük sahiplerini, yük ilgilerini bilgilendirmek ve bu sorunların çözümlerine yönelik hareket etmek. Yine uluslararası ticaret ve yönetmeliklere uygunluk, farklı ülkelerin ticaret mevzuatlarına ve gümrük kurallarına göre bunları bilip bunları uygulayan firmalar olarak karşımıza geliyor. Temel görevleri olarak right forwarderların. Şimdi ikinci olarak en büyük taşıyıcı olarak karşımıza gelen fiili taşıyıcı dediğimiz kavram karşımıza geliyor. Bu biraz önceki üst taşıyıcıdan farklı olarak fiili taşıyıcı. Demiştik ki üst taşıyıcıda bir firma var. Bazen kendi malı olabilir. Yani mal derken aracı olabilir. Yani öz mal dediğimiz kendi tırı olabilir kara taşıması açısından. Ya da hiç o aracı olmaz. Tamamen işin organizasyon kısmında bulunan freight forwarder olabilir. Fiili taşıyıcı ise freight forwarderların işi bu taşıma taahhüdünü uygulamada uygulattıkları kişiler yani kendi öz mallarıyla bu taşıma eylemini taahhüdünü yerine getiren olarak karşımıza gelmekte. Şimdi burada bizim Türk Ticaret Kanunu açısından bakıldığı zaman fiili taşıyıcının sorumluluğu anlamında bakıldığı zaman kısmen veya tamamen taşıma edimin ifasını alt taşıma sözleşmesi kapsamında katılan ve eşya zararı kendi hakimiyetinde gerçekleşen alt taşıyıcı 888. maddede fiili taşıyıcı olarak anılmaktadır diyor. Yine burada fiili taşıyıcı aralarında taşıma sözleşmesi bulunmasa dahi yük ilgilerine göre karşı asıl taşıyıcı gibi sorumlu olur diyor. Yine asıl taşıyıcı ve fiili taşıyıcı müteselsilen sorumludur diyor. Şimdi burada bakıldığı zaman bizim bu kavramlar Türk Ticaret Kanunu'na giren kavramlar aslında deniz tarafında Atina Konvansiyonu'ndan gelen yine havacılık tarafında da Guatemala protokolü ile Guatemala City protokolü ile karşımıza gelen bir kavram yine bizim Türk Ticaret Kanunu'na girmiş. Eskiden üst taşıyıcı sadece yükün sahibine karşı tek başına sorumluydu. Herhangi bir yük hasarı olduğu zaman freight forwarder ya da üst taşıyıcı bu tazminatları ödeyip sonrasında arka planda fiili taşıyıcılara karşı kendisi rücu işlemlerini yapıyordu. Ama bu Atina Konvansiyonu ve Guatemala City Protokolü ile birlikte artık hem uluslararası sahada hem de Türk hukuku sahasında denildi ki bu üst taşıyıcı ile alt taşıyıcı yani freight forwarder'la fiili taşıyıcı olan firmalar müştereken ve müteselsilen yani eşit derecede ve ortak bir şekilde yük hasarından sorumludur denildi. Yine her zaman dediğimiz gibi uygulamada yine en çok freight forwarder tarafında gelen itiraz madem yüke kendi hakimiyeti altında zarar veren kişi fiili taşıyıcı yani biz yükü
fiili taşıyıcı zilyetli, yani onun elinin altında ve onun hakimiyeti içerisindeyken, onun zilyetli içerisindeyken yüke zarar geliyor. Neden biz bu zarara ortak oluyoruz ya da bazen bu alt taşıyıcılar çok bir mal varlığı olmayan kişiler oluyor. Yük hasar da yüksek oluyor. Bu durumda da freight forwarder'dan tahsil ediliyor ya da onun FFL poliçesi dediğimiz freight forwarder liability poliçesinden, sorumluluk poliçesine tahsil ediliyor ve buna genellikle de freight forwarder'dan itiraz ediyor ya da isyan ediyorlar. Diyorlar ki onlar kendi hakimiyeti içerisinde bu yükün başına bir zarar getirdi. Gidip onlardan sizin almanız gerekir diye yük sahiplerini yönlendiriyorlar. Ama gördüğümüz gibi bizim Türk Ticaret Kanunumuzun 888. maddesi çok açık. Müştereken ve müteselsile, yani eşit derecede ve birbiriyle bağlı şekilde, yani aslında tamamen fiili taşıyıcı yüke zarar verse de sanki üst taşıyıcı zarar vermiş gibi burada sorumluluk altına giriyor. Yine bizim hukukumuz açısından ya da siz taşıma sektöründeki aktörler olarak bunu bilmenizde fayda var. Aksi halde bazen sorumlulukla ilgili ihtarlar geldiği zaman biz sorumlu değiliz. Biz sadece işin organizasyonunu yaptık. Taşıyıcıya gidin şeklinde cevaplar veriliyor. Bu da hukuken doğru ve yerinde cevaplar olmuyor. Şimdi burada CMR açısından baktığımızda dava açılması anlamında en çok yanlış yapılan ya da dava açarken taraf gösterirken en çok avukatların, tabii ki davayı genellikle şirket avukatları açtığı için onların hata yaptığı bir başka kavram da şurada karşımıza geliyor. Şimdi fiili taşıyıcı bahsettiğimiz gibi eski hükümlerde hukuken tanınmıyordu. Yani yasa diyordu ki yük sahibiyle kim anlaşma yaptı? Freight forwarder. Yani ben senin yükünü taşıma anlamında bir organizasyon yapacağım dedi. Taahhüt etti. O zaman diyordu uluslararası yasalar yükün başına herhangi bir hasar geldiği zaman yük sahibi sadece gitsin freight forwarder'a ya da üst taşıyıcıya, sözleşmesel taşıyıcıya dava açsın. Şimdi bu ta ki 2007 yılının Ocak ayına kadar sürdü ve o zamana kadarki bütün davalarda, yani aslında çok yakın bir tarihten bahsediyoruz. Yani 2007 yılı çok yakın bir tarih, yani uluslararası hukuk anlamında baktığımızda. Şimdi burada kara taşıması açısından, CMR açısından bakıldığı zaman deniz hukuku ya da hava hukukundan ayrılıyor. Onlar keskin bir şekilde fiili taşıyıcı dava açma yolunu kapatıyordu. Özellikle hava taşımasında. Çünkü Amerikan hukukuna dayandığı için en başta da dediğim gibi deniz ve kara taşımasına ciddi manada ayrılıyor. Bütün kurallarıyla farklı. Onlar çok keskin bir şekilde fiili taşıyıcıya karşı dava yolunu kapatıyorlardı. Sonrasında CMR'da hükümleri çerçevesinde şöyle bir kural getirildi. Yani bu esnetildi. Eğer siz dava açarken sözleşmesel taşıyıcı ile fiili taşıyıcı davada taraf olarak mecbur göstereceksiniz. Bazen araya farklı alt taşıyıcılar giriyor. Örneğin bunu uygulamada görüyorsunuz. Siz bir freight forwarder işi bir fiili taşıyıcıya veriyor, taşerona. O da küçük bir komisyon ekleyip farklı birine devrediyor. O da yine küçük bir komisyon ekliyor ve farklı birine devrediyor. Bunu normal uygulamamızda lojistik sektöründe çok fazla görüyoruz. Yani herkes küçük bir komisyon ekleyerek işi başkasına yönlendiriyor. Şimdi bu tarz durumda bazen bir sözleşmesel taşıyıcı 4-5 tane de alt fiili taşıyan değil de arada 4-5 tane alt taşıyıcı bir tane de fiili taşıyan karşımıza geliyor. Eğer biz dava açarken bu tarz bir 3 ya da daha fazla taraf olduğu zaman, yani taşıyıcı sıfatına taraf olan kimse olduğunda ya da şirket olduğunda dava açarken mutlaka en üstteki sözleşmesel taşıyan, en alttaki fiili taşıyan o davaya dahil etmemiz gerekiyor. Aksi halde bunlardan biri eksik olursa dava açıldığında mahkeme bunun davanın reddine karar verecektir. Çünkü bazen taşımayla ilgili faturalar, navlun faturalarından aradaki alt taşıyıcılardan birinin navlun faturası ele geçiyor ve avukat gidiyor doğrudan ona şey yapıyor. Yani bu dava açtığı taraf ne üst taşıyıcı ne fiili taşıyıcı değil. Sadece aracı olan aradaki firmalardan birisi. Bu tarz bir davayı mahkeme kabul etmeyecektir. O yüzden CMR diğer taşıma modlarından ayrılarak kara taşımasında mutlaka sözleşmesel taşıyıcıya ve fiili taşıyıcının o davada taraf olarak gösterildikten sonra varsa üçüncü, dördüncü ara taşıyıcılar, bunlar da eklenebileceğini söylüyor. Burada yine buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Açacağımız bir davada bu tarafların husumet yönünde mutlaka gösterilmesi gerekiyor.
Şimdi yardımcı kişiler dediğimiz CMR 3. maddesinde taşıyıcının yardımcılarından kaynaklı olan hasarlarda ya da bu tarz durumlarda sorumluluğuna ilişkin yine taşıyıcının çalıştırdığı kişiler ile taşıyıcı arasında hizmet bağının varlığı aranır. Hizmet ilişkisi açısından önemli olan husus taşıyıcının yardımcısına emir ve talimat verebiliyor olmasıdır. Taşıyıcının tabiyetinde olması şartıyla bütün işçiler çalıştırdığı kişilerdir. Yani burada baktığınızda adam çalıştıranın sorumluluğu ve yardımcı kişilerin sorumluluğu gibi karşımıza geliyor. Burada yine hukuken bakıldığı zaman çalışan personelin de yaptığı yük hasarına ilişkin durumlar taşıyıcı firmanın sorumluluğu kapsamında. Örnek vermek gerekirse bir taşıma şirketinde muhasebe servisinde istihdam edilen çalışanın iş çıkışı kapatmayı unuttu. Elektrikli ısıtıcının yol açtığı yangın nedeniyle yüklerde bir hasar meydana gelirse ya da zarar meydana gelirse taşıyıcı bu manada CMR çerçevesinde sorumlu olacaktır. Yine taşıma şirketinde temizlik görevlisi olarak istihdam edilen çalışanın görevini ifa sırasında yangına sebep olması halinde taşıma konusu eşya zarara uğrarsa yine burada da taşıyıcı kendi yanında çalıştırdığı adam çalıştıranın sorumluluğu dediğimiz bizim borçlar kanununda geçen bir kavramdır. Bundan doğan sorumluluk çerçevesinde yine hem CMR 3. maddesi çerçevesinde de kendi yardımcılar ya da istihdam ettiği ona müstahdem de deniliyor. Hukuk açısından yanında çalışan işçilere ya da personellere kendi müstahdemleri ya da yardımcı ilişki kurdukları kişilerin yaptığı eylemlerden de sorumludur. Örneğin limanda bir örnek vermek gerekirse bir limanda vinçten düşürülen bir yük hasarı olduğu zaman bir Yargıtay kararında şöyle deniliyor. Burada liman taşıyıcının yardımcısı gibi henüz daha deniz taşıması başlamadığı için kara taşıması ayağında CMR'ın geçerli olduğunu kabul ediyor ve diyor ki limandaki herhangi bir personelin verdiği yüke zarar da yine CMR kapsamındadır ve burada da yine taşıyıcının yardımcı kimseleri olarak, yardımcı kişileri olarak onların verdiği hasarlarda tıpkı kendisi vermiş gibi sorumludur denilerek burada da yine limanı taşıyıcının bir yardımcısı sıfatını verip orada da yine bir yıllık CMR kapsamında bir yıllık zaman aşımını devreye sokuyor. Aslında limanlara karşı normal zaman aşımımız bizim 2 yıl. Ama burada diyor ki CMR çerçevesinde kara taşıyıcısının yardımcısıdır liman. Onun verdiği vinçten yükün düşürülmesi hasarı da CMR çerçevesinde değerlendirilip yine burada da kara taşıyıcı firması ya da freight forwarder firma sorumludur deniyor. Yine bu da bizim için önemli çünkü son zamanlarda biliyorsunuz Türkiye'deki özel liman sayısı arttıkça çok fazla liman hasarları oluşmaya başladı ve bu şunları gündeme getirdi. Yani limandaki operasyonlar hangi hukuka tabi? Şimdi bir kara taşımasının parçası mı günün sonunda bir deniz taşımasıyla bağlantılı henüz daha gemiye yüklenmemiş yani geminin küpeştesini güvertesini geçmemiş bir yük vinçten düşürüldüğü zaman ya da kancadan düşürüldüğü zaman bu tarz bir durumda hangi hukuk uygulanacak veya sigorta anlamında hangisi uygulanacak? Örneğin bir geminin üzerine kendi üzerine düşürülen bir konteyner olduğu zaman bir sigorta anlamında geminin tekne sigortası mı devreye girecek? Yani gövde sigortası mı devreye girecek? Yük sigortası mı? Yani bu tarz tartışmalar gitgide arttı. Çünkü Türkiye'de eskiden belli başlı iki tane uluslararası liman vardı ya da 3 tane. Şimdi çok fazla özel limanla birlikte hatta çok önemli fabrikalar kendileri eğer kıyıya yakınsa hemen kendi limanlarını inşa edip oradan uluslararası ticaret yapabiliyorlar. Şu an yanılmıyorsam en son baktığımda 77'ye yakın özel liman vardı. Küçüklü büyüklü. Şimdi böyle bir durumda çok fazla liman hasarları da oluşmaya başladı ve en başta söylediğimiz gibi yani hangi hukuk uygulanacak? Şimdi deniz tarafına çok girmek istemiyorum ama deniz tarafında işte Pearls of the Sea ve Pearls on the Sea diye iki kavramımız var. Yani suyun üzerindeki tehlikeler ve sudan kaynaklı tehlikeler gibi. Mesela limanlar konusunda bu da çok tartışılan bir konu oluyor. Yine bahsettiğim gibi o Mersin Uluslararası Limanı'ndaki olan konteynerin düşürülmesi hasarında
Mesela onun deniz hukuku anlamında değil de karayolu hukuku anlamında yargılanması gereken bir dava olarak kabul etmişti. Yine bizim kendi ofisimize baktığımız bir davada da biz bunun tartışmasını yapmıştık mahkemeyle. Limanda oluşan bir hasarın biz deniz hukukuyla bağlantılı olduğunu iddia ettik. Mahkeme dedi ki henüz daha gemi seferine başlamamıştı, o yüzden kara taşımasıyla bağlantılıdır ve Deniz İhtisas Mahkemesi değil de normal kara ticaretine bakan asli hukuk mahkemeleri, asli ticaret mahkemeleri görevlidir denilerek ilgili mahkemeye dosyayı yönlendirmişti, göndermişti. O yüzden bunlar bizim için önemli. Yani gördüğümüz gibi zaman aşımından, davayı nerede açacağımızdan, hangi hukukun uygulanacağına kadar çok fazla bilinmeyenli bir alanda ilerliyoruz. Bu nedenle de bunların ayrımlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi önemli olan zarara yol açan fiilin yardımcıya verilen görevin sağladığı imkan dahilinde meydana gelip gelmediğidir diyoruz. Örneğin taşıma konusu eşyanın yanı sıra kaçak içki taşıyan şoförün durumun fark edilmesi üzerine kamyon ve eşyaya gümrükte el konulmasına ve bu sebeple gecikme zararına sebep olduğu olayda Alman Federal Mahkemesi taşıyıcının sorumlu olacağına karar vermiştir. Çünkü şoförün kaçak içkileri taşımasına kendisine verilen görev imkan sağlamıştır ve bu sebeple de tasarruf hakkı sahibi zarara uğramıştır deniliyor. Zarara yol açan fiilin işin görülmesi sebebiyle işlendiği hallerde taşıyıcının biraz önce söylediğimiz gibi CMR 3'e göre sorumlu olmayacağını belirterek bu konuda Viyana İstinaf Mahkemesi'nin eski tarihli bir örnek kararında diyor ki Almanya'dan kaçmak isteyen kişileri taşıma konusu eşya ile birlikte taşıyan yardımcının durumu fark edilmesi üzerine eşyanın alıkonulmasına ve böylece eşya zararına sebep olduğu olayda taşıyıcı sorumlu tutulmamıştır. Çünkü yardımcı sorumluluk konusu fiili işin görülmesi vesilesiyle işlemiştir. Yine burada da baktığımızda son dönemde yine karşımıza çokça gelen bu kaçak kişilerin yüklere verdiği zararlar, yine bu kişilerin yarattığı durumların, örneğin yakın bir zamanda Belçika bölgesine giden bir çikolata taşımasında Afrika'dan gelen 10 kişilik bir kaçak yolcu konteynerin içerisine yerleşti ve onlar doğal olarak yol boyunca acıktıkça o çikolataları yiyorlar ve çikolatada bazı eksiklikler oluşuyor. Yine ister istemez hareket ederken ya da yüklerin üzerinde yürürken oradaki ilgili paketleri eziyorlar, ambalajlara zarar veriyorlar. Mesela bu tarz kaçak yolcuların ya da son dönemde arttığı için çokça da karşımıza gelen bir durum. Bu tarz durum, bunlar, bu kişilerin yüklere verdiği zararlar ya da bunlardan kaynaklı olarak aracın bağlanması gibi, örneğin uyuşturucu kaçakçılığı, kaçak insan kaçakçılığı gibi durumda tamamen polis tarafından aracın belirli bir süre bağlanması ve buradan doğan gecikme yük hasarları da yine karşımıza geliyor. Yine bizim kendi baktığımız bir dosyada İran bölgesinden Almanya'ya tamire giden bir dondurma fabrikası makinasının İtalya'da şoför tarafından şoföre İtalyan polis tarafından bazı İtalyanca sorular soruyor. Doğal olarak şoför İranlı olduğu için İtalyanca bilmediğinden sorulara cevap veremiyor ve polis diyor ki şoförde tedirginlik var ve şüpheli hareketleri var. Bu nedenle şoförün hakkında araç hakkında 90 günlük bir bağlama ve şoförü gözaltına alıyorlar. Şimdi böyle bir durumda doğal olarak aslında biz mesela burada İtalya'da arabuluculuğa itiraz etmiştik burada. Çünkü zaten İtalyanca bilmeyen birisine İtalyanca soru sorduğunuzda her kim olursa olsun buna tedirgin davranacaktır ve anlamadığı için stres olacaktır ve bu aracın bu şekilde tutuklanmasının ve bağlanmasının, yani 90 günlük bağlanması eşittir. Yükü de teslim etmediler. Biz dedik hani farklı bir araç gönderelim, yükü teslim edin. En azından tamir olsun. Çünkü dondurma fabrikasının makinaları önümüz yaz, bu fabrika eğer yazın imalat yapamazsa zaten bu makinalar kış dönemine tamir edilirse bizim için bir anlamı yok. Çok ciddi bir zarar oluşacak. Çünkü dönemsel bir ürün üreten makine ve burada ona göre bir organizasyon yapılmıştı ve yükler üzerinden alınıp aracın kendisi ve şoför bir müddet tutuklu kalmıştı orada gerçekler anlaşılana kadar. Yani bu tarz bir durumda yine baktığımızda dediğimiz gibi önemli olan zarara yol açan fiilin yardımcıya verilen görevin sağladığı imkan dahilinde olup olmadığına yine mahkemeler bakmakta. Şimdi burada Danimarka'daki bir mahkeme kararı, yani 2022 Aralık'taki
bir mahkeme kararımızda da baktığımızda yine burada sürücünün verdiği bir hasarla ilgili taşıyıcının sorumlu olup olmamasına ilişkin bunu iki farklı davada gördük. Bu mahkeme kararında olduğu gibi mallar trailer'dan boşaltılma sırasında araç sürücüsüne fabrika sahasında bir tane forklift veriliyor ve bu forkliftle kendisine yardımcı yani diğer sürecin hızlı bitmesi için, tahliyenin hızlı bitmesi için aslında yardımcı olmak istiyor iyi niyetli bir şekilde. Normalde sürücünün yapması gereken orada gidip tahliye edilirken beklemesi. Çünkü yükün yüklenmesi, sayılması, tahliyesi tamamen ilgili alıcıya ait. Ama burada şoför yardımcı olmak adına kendisine sağlanan bir forkliftle trailer'dan yük boşaltması yaparken orada bir çevre kirliliğini ve yüke bir zarar meydana geliyor. Burada CMR çerçevesinde taşıyıcı olan bu hasardan ve sahaya verdiği yani fabrika sahasına alıcının depo sahasına verdiği hasarlardan kaynaklı olarak sorumlu olup olmadığı tartışılıyor ve mahkeme yani Danimarka mahkemesi şöyle bir şey söylüyor. Hasarın malların elleşlenmesiyle bağlantılı olarak şoför tarafından meydana getirildi ve kirlilik hasarının malların kendisine meydana gelen hasarın yani palet tankındaki delikler sonucu olduğu ve haksız hatanın sözleşmeden doğan görevin yerine getirilmesi yakın bir bağlantısı olduğunu ileri sürülebilir. Karar taşımacılıkla ilgili konularda sözleşme ilişkisi bakımından neyin sorumluluk teşkil edip etmediği anlamında önemlidir. Burada mahkeme diyor ki artık yükler alıcının sahasına girdikten sonra şoför bağımsız hareket eden bir üçüncü kişidir. Çünkü onun görevi sözleşmesel olarak yükün tahliyesi değildir. Artık CMR çerçevesinde değil, genel hükümlerdeki haksız fiillerden kaynaklı olarak gidilmesi gerekiyor diyor. Bu ve bunun gibi yine bir mahkeme kararımız vardı. Orada da benzer şekilde yük daha hızlı tahliye edilsin diye şoför tarafından yardımcı olunuyor ve orada yükler düşürülüyor forkliftten. Benzer şekilde o mahkeme kararında da yine mahkeme yani Danimarka mahkemesi burada şoför artık yükü alıcının sahasına getirdiklerini itibaren bağımsız hareket eden üçüncü bir kişi sıfatına girer ve artık taşıyıcı sıfatı ortadan kalkmış olur. Bu nedenle de şoförün kendisine karşı ancak bir haksız fiil davası olarak ilerlenebilir diyor. Aslında biraz önce verdiğimiz şeker örneğinde gibi taşıma süreci bittikten sonra o araç alıcının deposuna ulaştıktan sonra artık oluşabilecek her türlü yük hasarı ile ilgili yani tahliyesi sonrasındaki oluşacak hasarla ilgili şey artık taşıma süreci kapsamında kabul edilmiyor. Yine bu mahkeme kararında da gördüğümüz gibi. Mütakip taşıyıcı yine bizim üçüncü olarak yani üst taşıyıcı dedik, alt taşıyıcı yani fiili taşıyıcı bir de mütakip taşıyıcı var. Bu mütakip taşıyıcılar genellikle fiili taşıyıcılarla hep karıştırılıyorlar. Mütakip taşıyıcı fiili taşıyıcıdan farkı olarak burada taşıma süreci bölümlere ayrılmış durumda ve her bir bölümü farklı bir taşıma sözleşmesiyle farklı bir firma gerçekleştiriyor. Yani fiili taşımada sadece bir sözleşmesel freight forwarder'ımız vardı. Sonrasında araya belki alt taşıyıcılar giriyordu ama onlar yine taşımayı gerçekleştirmiyorlardı. Sadece küçük bir komisyonla işi başkasına devrediyorlardı. Burada ise yine bir üst taşıyıcı, sözleşmesel taşıyıcı ya da freight forwarder olabilir ve her bir taşıma ile ilişkin süreçler bölümlenmiş olabilir ve her bir taşıma süreciyle ilgili de farklı bir taşıma sözleşmesi yapılıyor. Bu sözleşmeyi ister freight forwarder kendisi yapar her bir taşıyıcıyla ya da bir taşıyıcı kendinden sonrası gelecek taşıyıcıyla kendi arasında bir sözleşme yapabilir. O nedenle burada bakıldığı zaman fiili taşıyıcıyla mütakip taşıyıcı arasında önemli bir fark olduğu karşımıza geliyor. Tabii o da en çok nerede karşımıza geliyor? Dava aşamasında sorumluluğu paylaştırırken. Biz fiili taşıyıcıda ne demiştik? Müştereken ve müteselsilen yani eşit derecede ve birlikte yük hasarından hem üst taşıyıcı hem de fiili taşıyıcı sorumlu demiştik. Ama mütakip taşımada bakıldığı zaman her bir periyodu, her bir bölümü farklı bir taşıyıcı taşıdığı için onun kimin sahasında yük hasarı meydana geldiyse sadece ona karşı dava açmak gerekir. Bu nedenle de yine husumet anlamında yani dava açılacak taraf anlamında da ciddi bir
ayrım olarak karşımıza geliyor yani, ya da fark olarak karşımıza geliyor. Yine taşıma hukuku açısından, yani kara taşıması hukuku açısından bakıldığı zaman ise en büyük yine kavramlardan birisi hapis hakkı. Burada eşyanın birden çok taşıyıcı tarafından taşınması halinde eşyanın tesliminde son taşıyıcı, önceki taşıyıcıların alacakları varsa ve bunları tahsil etmek için fiili taşıyıcı bu yük üzerinde hapis hakkını kullanabilir. Yani kendinden önceki taşıyıcıların ya da freight forwarder'ın alacağında teminat altına alabilmek için son taşıyıcı hapis hakkına sahip olarak karşımıza gelir. Yine bu da bizim Türk Ticaret Kanunu'nun taşıyıcılara verdiği haktır. Yalnız hapis hakkındaki en önemli ayrıntı şudur. Burada o yükle ilgili bir alacağınız varsa ancak hapis hakkı uygulayabilirsiniz. Çünkü genellikle biz uygulamada ne görüyoruz? Bir cari hesap çıkartılıyor. Bu firmanın şu eski taşımalardan kaynaklı olarak bize navlun borcu var. Biz bu taşımadaki yükü el koyalım gibi bir şey karşımıza geliyor. Bu doğru değil. Bunun yerine önemli olan o an için gerçekleştirilen yükle ilgili bir alacağınız varsa, bir navlun alacağınız ya da başka bir alacağınız varsa ancak o zaman o yükle ilgili bir hapis hakkını uygulayabilirsiniz. Bu da hapis hakkının geçerliliği açısından karşımıza geliyor. Şimdi taşıyıcı ve gönderin faaliyet alanları ya da yükümlülükleri belirlenirken kanuni durum nasıl? Şimdi bakıldığı zaman taraflar arasında risk ve masraflar anlamında bir ayrım karşımıza geliyor ve Türk Ticaret Kanunu'nda taşıyıcı ve gönderin faaliyet alanları birbirinden ayrılmış. Burada yükün ambalajlanması, istiflenmesi, yükleme, istif, sabitleme, boşaltma yine Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde malın göndericisine yani uygulamadaki shipper'a aittir. Burada tamamen hem biraz önce söylediğimiz gibi Incoterms'lerde yani Incoterms 2020'yi kullanıyoruz şu an. Benim daha çok eğitimlerde ya da kendi müvekkillerimizde gördüğüm hala 2010'dan bir türlü kopulamamış olması, sözleşmelerde hala Incoterms 2010'un kodlarının yazılıyor olmasını görüyorum. Yani uluslararası alım-satım sözleşmelerinde hala bir 2020'ye alışılamadığını görüyorum. Yani yakın zamanda çok önemli Türkiye'deki firmalarda da yani bizzat firma içi verdiğim eğitimlerde de hep biz 2010'dan devam ediyoruz demişlerdi. Yine 2020 biz en güncel olduğu için onun üzerinden gidelim. Çünkü diğer kanunlar gibi değil. Incoterms böyle bir cümleyle bahsetmek gerekirse 1924'ten beri yani 100 yıllık süreç içerisinde 36 kere değiştirilmiş bir yapıdan bahsediyoruz ve her 10 yılda aşağı yukarı bir değişikliğe gidiyor. Bazen 13 Incoterms çeşidi oluyor, bazen 11 oluyor. Değişiyor. Bazen birleştiriliyor bazıları ya da hükümleri değişiyor. Örneğin SIF taşımada diyor ki en dar teminatlı sigorta poliçesi yaptıracaksın. Yani ICC-C dediğimiz Londra yük klozlarının en dar teminatlısı C yaptırabilirsin diyor. Ama CIP'de baktığınızda diyor ki all risk sigorta poliçesi yaptıracaksın yükle ilgili. Ancak onu kabul edebilirim. Yani ICC dediğimiz Londra yük klozlarının A tipi olan all risk poliçesi yaptıracaksın diyor. O yüzden bu tarz ayrımlar var Incoterms tarafında. Yine burada kanun ayrım yaparken yine Incoterms'ler çerçevesinde bu yüklemedir, istiftir, sabitlemedir, yükün tahliyesidir. Yine ambalajlama, işaretleme, markalama ya da tehlikeli madde ise buna ilişkin özel sticker olabilir, yapıştırılıyordur. Bazen ev eşyaları ya da teknolojik aletlerde biliyorsunuz onların alt ya da üst taraflarında konumlandırılması ya da bulundurması tehlikeli olabilir. Örneğin buzdolaplarında onun termostat kısmının içerisinde bir gaz var. Onun yukarıda olmaması lazım, aşağıda olması lazım. O yüzden o tarz beyaz eşyalarda bu ambalajlama ve işaretleme önemli. Ya da bilgisayar gibi hassas teknolojik elektronik ürünlerde ağırlık anlamında ya da kırılabilir ürünlerde bunlar bizim için karşımıza önemli bir şekilde çıkıyor. Şimdi ambalajlama ve işaretlemeye baktığımızda bizim kanunumuz diyor ki eşya veya taşıma niteliği ambalajlamaya gerektiriyorsa gönderen eşyayı yük zararlarına karşı ve taşıyıcıya zarar vermeyecek şekilde ambalajlamak zorundadır. Buna göre eşyanın ambalajlanması gönderenin faaliyet alanında diyor. Yine işaretleme ve markalama da benzer şekilde ihtiyaç varsa gönderenin faaliyet alanında diyor.
Burada mahkemelerde zaten en çok tartışma ya da en çok ihtilaf konumuz bizim ambalajlamadan çıkıyor. Çünkü taşıyıcılar genellikle yükte bir hasar meydana geldiğinde ilk savunmaları bu yükün ambalajı bu taşımaya uygun değildi şeklinde bir savunmayla sorumlulukla ilgili başlıklarda bakacağımız zaman göreceğiz zaten sorumluluktan kurtulma hallerinin ikincisi ambalajlama hataları ya da kötü ambalajlama olarak karşımıza gelecek. Şimdi burada bakıldığı zaman tabii ki kanun gönderene ambalajlama ve işaretleme anlamında sorumluluğu yüklemiş ama taşıyıcıyı da boş bırakmamış. Ona da bir sorumluluk yüklemiş. Ona da nezaret etme sorumluluğunu yüklemiş. Biz buna işletme güvenliği diyoruz. Lojistik sektörü açısından bakıldığında işletme güvenliği anlamında bir sorumluluğu var. Yani siz gönderici olarak fabrikanızda ürünün siz daha iyi bilirsiniz. Bir yola gidecek, bir farklı ülkeye gidecek yük hangi durumlarda zarar görmez ya da hangi ambalajlamayla zarar görmez siz daha iyi bilirsiniz. Yani yükün sahibi olarak, göndericisi olarak. Ama kanunda diyor ki bu yükler bu araca yüklenirken sonuçta nakliyeci olarak senin aracına yükleniyor ve orada seni temsilen bir şoförün var. Bu şoför o an için taşıyıcı sıfatında ve eğer yüklenen yüklerin ambalajı ya da kendi görüntüsü itibariyle bir problem varsa örneğin bozulmuş bir gıda olabilir. Kokusundan anlarsınız. Kırılmış bir emtia olabilir. Zaten normal çıplak gözle görürsünüz ya da böyle bir basit bir incelemeyle yani biz ona beş duyuyla fark edebileceğiniz bir sıkıntı varsa, problem varsa zaten burada ya da bir yükte bir çizik varsa, ezilme varsa, ambalajında kötü bir durum varsa ya da ambalajı çok basitse, örneğin uzak yola gitmeye müsait değilse bu tarz bir durumda sizin de işletme güvenliğiniz açısından bu yükü kabul etmemeniz ya da taşıma senedinin üzerine buna ilişkin bir şerh düşmeniz istenir. Yani bir kayıt düşmeniz istenir. Ya da gönderici olan tarafa ya da alıcıya ispat edilebilir yolla bir bildirimde bulunmanız lazım. Örneğin iki palet ıslaktı ya da işte üç palette kırıklık var, işte çizik var ya da yükün bazılarında kokma hissediliyor. Bu tarz bir durum var, bozulma hissiyatı var ya da farklı bir durum var diye. Bunu belirtmeniz lazım. Aksi halde temiz konşimento dediğimiz bir durum oluşuyor. Bu da şu demek, siz nakliyeci olarak taşıdığınız yükte kendi beş duyunuzda bir problem görmüyorsanız ve bunu bir taşıma belgesinin üzerine şerh olarak düşmüyorsanız ortada yükle ilgili hiçbir problem yok. Yani yükün tamamen sağlam olduğunu, salimen teslim aldığınız karinesi oluşuyor. Tabii karine okurken çürütülebilir bir durum ama ilk bakışta bakıldığı zaman siz sağlam bir yükü teslim almış gibi gözüküyorsunuz nakliyeci olarak ve bu da yükte bir hasar olduğu zaman size karşı gelindiği zaman bu yükte zaten en başında hasar vardı biz bunu görmüştük denildiği zaman ispat etmeniz zor olacaktır. O yüzden eğer taşıma senedinin üzerinde yükle ilgili bir hasar ya da benzer şekilde uygun olmayan bir duruma ilişkin bir şerh konulmadıysa not yazılmadıysa biz bunu artık temiz konşimento diyoruz. Yani yük sağlam. Bunun tam tersi var. Bir de alıcı tarafından temiz konşimento durum var. O da şöyle oluyor. Nakliyeci yükü alıcıya ulaştırdığında alıcı da yine beş duyu organıyla baktığı zaman yükte herhangi bir hasar görmüyorsa ve çok bariz bir şekilde muayene edilmeden bir hasar olduğu barize ise örneğin cam emtiyasıdır, kırılmıştır. Sıvı bir emtiyadır, delinmiştir, akmıştır ya da 10 palet yük vardı beklersiniz ama size 5 palet teslim edilmiştir, 5'i eksiktir. Bu tarz yani basit bir muayeneyle ya da 5 duyu organınızda fark edeceğiniz bir sıkıntı yoksa, problem yoksa ve siz yükü o şekilde teslim aldıysanız alıcı olarak taşıma senedinin üzerine yani CMR senedinin üzerine şerh koymadıysanız bu sefer sizin için temiz konşimento olmuş olur ve daha sonrasında yükte bir hasar vardı, bana yük hasarlı olarak geldi, eksik geldi, fire vermişti ya da bozulmuştu diye bir iddiada bulunduğunuzda yine mahkemede burada konşimentonun üzerinde şerh olup olmamasına göre ispat külfetini ya da ispat sorumluluğunu ona göre taraflar üzerinde dağıtacaktır. Bu da bizim için yine önemli bir husus olarak karşımıza geliyor. Yani her iki taraf için hem taşıyıcı açısından hem de gönderici ve alıcı açısından. Yine baktığımızda kara taşıması açısından eşyanın yüklenmesi, istiflenmesi, sabitlenmesi ve boşaltılması da yine
taşıma güvenliğini uygun olarak ve işletme güvenliğini uygun olarak göndericinin sorumluluğunda dedik. Buradaki üç tane istisnamız var. Bunlardan birisi eğer taraflar anlaştıysa, örneğin öyle bir yüktür ki proje yüküdür ve yükün sahibi olan bunu taşıma aracının üzerine yüklenmesi ya da onu organize etmesi doğru değildir. Burada bildiğiniz gibi proje yüklerinde bazen araçlara eşlik eden eskort araçlar olabiliyor ya da farklı durum olabiliyor. Farklı bir vinç getirilmesi gerekebilir proje taşımalarına. Yani bu tarz bir durumda yük sahibi taşıyıcı tarafa diyebilir ki hem taşıma aracını getir hem de buna ilişkin ilave şeyleri de sen getir. Yüklemeyi de sen yap. İstiflemeyi sen yap ya da lashing dediğimiz yükün sabitlenmesi operasyonlarını da sen yap diyebilir. Bu tamamen anlaşmayla ispat edilmesi gerekir. Yine somut olayın haklı kıldığı hallerde yine bahsettiğimiz gibi burada da ne diyebiliriz? Örneğin kargo taşımaları, yani bizim basit normal yük kargoları değil de gündelik hayatta işte ofisteyken küçük evrakları gönderdiğimiz işte normalde 8 kiloyu geçmeyen yüklere genellikle kargo diyoruz ve bu tarz bir şey. Bu da yine ticari teamüllere uygun. Yani hiçbirimiz ofisimizden küçük bir evrakı başka bir yere gönderirken MNG kargoya, yurt içi kargoya ya da UPS'e demiyoruz ki yasal olarak benim sorumluluğum sizin kamyonetin arkasına küçük 1 kilo bile yapmayan kağıdı istifini ben yapayım, yüklemesini ben yapayım demiyoruz. Tamamen kargo şirketine teslim edip dönüyoruz. Yani burada da bir ticari teamül ve olan ticari teamül ya da olayın gelenekselleşmiş şekliyle bunlar yine kabul ediliyor. Burada da yine istisna olarak karşımıza geliyor. Bunun dışındaki bütün durumlarda mahkeme otomatikmen yükte bir hasar oluştuğu zaman bahsettiğimiz gibi sabitleme, sayma, istiflemesi, yükün tahliyesi gibi bütün her şeyi göndericinin ve alıcının yaptığını ön kabulüne gidiyor. Burada da bakıldığı zaman Türk Ticaret Kanunu 888 dedik. CMR Konvansiyonu'nda 8. maddesinde belirtiliyor. Burada diyor ki parça sayısı ve bunların üzerindeki marka ve numaralar bakımından sevk mektubundaki beyanların doğruluğu, yükün ve bunların ambalajının gönüldeki durumuyla ilişkin kontrol etme yükümlülüğü tamamen taşıyıcıya aittir diyor. Yani diğer yüklemeleri gönderici yaptı fakat bu yükün ve bunların ambalajındaki durumu taşıyıcıya ait. Örnek veriyorum, öyle bir yük yüklendi ki gabari problemi var ya da istiyap haddi problemi var. Yani ortalama işte konteynerler 30-35 ton yük alıyorlar. İstiyap problemi oluştu ya da uluslararası trafik kurallarını aşan bir yükseklik ya da en olarak uluslararası trafik kurallarını ya da o gideceği ülkenin kurallarını aşan bir durum oldu. Gabari durumu oldu. Bu tarz durumda da yine yola uygunluğun işletme güvenliği açısından taşıyıcının bakması lazım. Bu tarz durumda ne demesi lazım? Normal bir trailer değil de low bed dediğimiz daha düşük, tekerleri daha küçük ve yere daha yakın bir taşıma aracı getirmeli ki yükseklik olarak bir herhangi bir üst geçide çarpmasın ya da herhangi bir köprüye takılmasın yük giderken onun yüksekliğini düşürmek adına normal klasik trailer değil de bir low bed sağlayabilir taşıyıcı. Bu da tamamen yine CMR konvansiyonu açısından taşıyıcıya verilmiş bir yükümlülük olarak karşımıza geliyor. Yani bahsettiğimiz gibi o yük sahibi yükleyecek, sayacak, sabitlemesini yapacak. Bunların taşımaya uygun olup olmadığını da ambalajın uygun olup olmadığını nakliyeci kontrol edecek. Buna da nezaret sorumluluğu diyoruz. Şimdi örnek bir mahkeme kararımıza bakarsak diyor ki sigortalının sevk ettiği plaka saç emtiyaz sonucunda alıcısına hasarlı olarak teslim edildiği, alıcının emtiyayı kabul etmeyip araç üzerinde beklettiği bildirilmiştir. Emtiya araç kasasında iken görüldüğünde araç kasasındaki paletler arasında boşluklar bulundu. Paletlerin dorsi üzerinde kaymasını önleyecek takozların veya paletleri sabitlemeye yarayacak herhangi bir önlemin bulunmadığı görülmüştür. Araç kasasındaki paletler birbirine çarpmıştır. Paletlerin güvenlik bantlarının koptuğu, paletteki sacların dağıldığı ve saçıldığı, farklı paletlerde bulunan sacların birbirine çarparak eğilme, bükülme ve yırtılmalara neden olduğu görülmüştür. Sevkiyatla ilgili olarak herhangi bir kaza raporlanmamıştır. Yani bu sevkiyat sırasında herhangi bir trafik kazası meydana gelip bundan kaynaklı bu olay meydana gelmemiştir. Hasarın sefer sırasında aracın manevra, fren gibi olağan hareketlerinden dolayı
paletlerin kayarak birbirine çarpma sonucunda meydana geldiğine kanaat getirilmiş. Sonuç olarak da diyor hasarın istif ve sabitleme yetersizliğinden kaynaklandığı belirlenmiştir. Yükleme ve istifin sigortalı tarafından yapılmış olması nedeniyle hasar teminat dışıdır. Yani burada sigortalı dediği yükün alıcısı ya da satıcısı. İşte Incoterms'e göre yük sigortasını, kargo sigortasını kim yaptıysa sigortalı tarafından yükleme ve istif sigortalı dediğine göre, yüklemeyi yaptığına göre ilk shipper yani gönderici yapmış manasında. Yani gönderici aynı zamanda yük sigortacısı ve buradaki hasara sebep olan durum istif ve sabitlemeden kaynaklı olduğu için ve bu da yasal olarak hem CMR 8 hem Türk Ticaret Kanunu 888 çerçevesinde sigorta kapsamı dışında kalıyor. Yine gördüğümüz gibi CMR neyi kapsam içerisine alıyorsa bunun CMR sigortası da onun kapsamını alıyor ya da yük sigortası neyi teminat dışı bırakıyorsa yine ilgili sigortalarda teminat dışı bırakıyorlar. Şimdi gönderenin kusursuz sorumluluğu saatimiz 20'ye geliyor. Bundan sonra bir 10 dakika ara verelim. Gönderenin kusursuz sorumluluğuna baktığımızda yine bizim Türk Ticaret Kanunumuza baktığımızda yetersiz ambalajlama ve işaretleme biraz önce söylediğimiz gibi yani kötü paketleme, kötü ambalajlama ya da yetersiz olması ve bundan kaynaklı bir yük hasarı oluşması taşıyıcıyı tamamen sorumluluktan kurtarır. Yine taşıma senedindeki bilgilerin eksikliği ve yanlışlığı, tehlikeli eşyanın bu niteliğinin bildirilmemesi, refakat belgelerinin eksikliği ya da bu bilgilerdeki yanlışlıklar yine bu manada gönderenin kusursuz sorumluluğu olarak karşımıza geliyor. Yani siz bu dört eylemden birini yük sahibi olarak yaptığınızda ve yükün başına herhangi bir hasar meydana geldiğinde taşıyıcı sorumluluktan kurtulacaktır. Burada yük sahibi bu kusura katlanacaktır. Yani onun sorumluluğunda olmuş olacak. Yani siz eğer yük sahibi olarak yükü yeterli ambalajlamadıysanız, yükle ilgili eğer tehlikeli bir madde ise bunu bildirmediyseniz, yine taşıma senedindeki eksiklikler ve yanlışlıkları bildirmediyseniz, yine benzer şekilde refakat belgelerindeki eksiklik. Bu da ne olabilir? Örneğin yükün menşei dediğimiz ürün olabilir ya da bazı yüklerde laboratuvar testi isteniyor ya da uluslararası bitki taşımacılığında görmüştüm. Mesela o bitkilerle ilgili çok detaylı şeyler isteniyor. Yani o bitkinin kaynağı veya diğer şeylerde ya da işte gıda ürünlerinde bazı helal belgesi veya da farklı belgeler. Yani bu tarz şeylerde refakat edecek, yüke refakat edecek belgelerde eksiklik ya da sıkıntı varsa bu da tamamen taşıyıcının sorumluluğundadır. Bunu örnek olarak da bir mahkeme kararı aslında sonlara doğru eklemiştim. Yani burada tam yeri gelmişken söyleyebiliriz. Örneğin İran'dan Türkiye'ye getirilen canlı hayvan yükünde tamamen yüklerdeki evraklardaki bir eksiklik yüzünden hayvanlar ve canlı yük taşımacılığındaki bu emtia diyelim gümrükte bekletiliyor ve evrakların doğrusu ve düzgün şekilde hazırlanmış olanlara gelene kadar bir kısım hayvan burada telef oluyor ve burada taşıyıcıya ve onun sigortacısına karşı gidildiği zaman mahkeme diyor ki burada tamamen refakat belgelerini düzenlemek ve bunlarla ilgili sağlık raporları, laboratuvar raporlarını almak göndericinin sorumluluğundadır. Böyle bir durumda taşıyıcıya sorumluluk yüklenemez deniliyor. Şimdi ana bir başlık olan ziya ve hasar kısmına gireceğimiz için hiç bölünmesin. 10 dakikalık bir ara verelim buçuğa kadar. Sonrasında ikinci ana temel başlıklarımız üzerinden ilerleyelim. Can Bey, sizin sorunuzla döndüğümüzde başlayalım. 10 dakika sonra görüşürüz. İlk sizin sorunuzla başlayacağız.
Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edersek ve Can Bey'in sorusuyla başlarsak, hapis hakkı tam olarak nasıl uygulanıyor? Nağdun ücreti ödenene kadar devam ediyor diye sormuş kendisi. Öncelikle şimdi hapis hakkı biraz önce belirttiğimiz gibi bir taşıma sözleşmesinden kaynaklanan nağdun bedeli, ücretin ya da diğer masrafların ödenmemesiyle ilgili taşıcının yasal olarak taşıyıcıya verilmiş bir hak olarak karşımıza geliyor. Öncelikle bu taşıyıcı ve yük sahibi arasındaki sözleşmede navlun ücreti ya da diğer masrafların öncelikle ne zaman ödeneceği ve ne şekilde ödeneceği, nasıl ödeneceği zaten geleneksel olarak belirtilmiş oluyor bu sözleşmelerde. Bunun yanı sıra konşimento dediğimiz taşıma belgeleri üzerinde yine detaylı bir şekilde bunlar da formalize ediliyor. Yine bakıldığında eğer bir navlun ücreti ödenmezse, yani alıcının navlun ücretini veya anlaşmada belirten diğer masrafları belirtilen süre içerisinde ödeme olmazsa, burada taşıyıcı hapis hakkını kullanma kararı alıyor. Ve kendi bedelleri ödene kadar, yani navlun ücreti ve diğer masraflar ödenene kadar biraz önce söylediğimiz gibi sadece o taşıma ile ilgili olacak masraflar ve bedellerin olması şartıyla bu yüke karşı el koyuyor. Burada bazen belirli bir yükün depolanması gerekiyor ve burada da ilave bir masraf çıkıyor. Bu da yine ek masraf olarak bu sürecin içerisine dahil ediyor ve bunun da talep edilmesi gerekiyor. Olağan her şey normal yolunda giderse ve alıcı navlun ücretini veya ek masrafları öderse, taşıyıcı burada yükü teslim etmek sorumluluğu altında oluyor. Diyelim ki burada yüke el konulmasına rağmen, yani hapis hakkı kullanılmasına rağmen, alıcının bu bedelleri ya da ilave masrafları, yine depo masraflarını ödemediği gibi bir olumsuz senaryo karşımıza çıkarsa, çünkü zaten yükün bedeli navlun ödenirse taşıyıcı teslim eder. Her şey yolunda gider. Zaten hukuki ihtilaflarda hep kötü senaryolarda karşımıza geldiği için biz oradan devam edelim. Eğer böyle bir şeyde ödenmesi, öncelikle taşıyıcı alıcıya karşı bir ihtarname göndermesi gerekir ve ödemenin yapılmaması durumunda yükün satılacağına dair bir ihbarda bulunması, ihtar göndermesi veya bir uyarı mektubu göndermesi gerekir. Tabii biz bu tarz ciddi bir durumun ancak Türkiye içerisindeyse taraflar noter üzerinden olmasını ve hızlı bir şekilde tebligatla. Şimdi gerçi birçok şirketin artık e-tebligatları var. Aynı gün içerisinde e-mail kutularına noterden giden ihtarlar düşüyor. O yüzden eskisi gibi değil. Bu tarz bir durumda daha ispat açısından, çünkü siz mahkeme kararıyla bir tarafın yükünü satacaksınız. Bu da önemli bir şey olduğu için, yarın farklı bir durumla, hukuki durumla sizin başınızın belaya girmemesi için taşıyıcı olarak burada noterden bir uyarı mektubu ya da ihbarname gönderip, yükün ödeme yapılmazsa bu yükün mahkeme kararıyla satışa çıkarılacağının bildirilmesi gerekir. Tabii sonrasında izin alınması gerekiyor. Bununla ilişkin mahkemeye başvurup, burada yükün satışın uygun olup olmadığına dair ya da mahkeme değerlendirir. Bu satışın izin verilip verilmemesine karar verdikten sonra açık arttırma yöntemiyle bu yük satılıyor ve taşıyıcı burada kendi bedellerini, işte bu taşımadan doğan navlun ücreti ya da diğer bedelleri buradan temin etmiş oluyor. Kapatasak olarak bakıldığımızda hapis hakkı bu şekilde karşımıza geliyor. Dediğim gibi en çok tartışma şeyde çıkıyor. İşte farklı alacakları olan karşılıklı cari çalışan şirketlerin daha önceki taşımalardan kaynaklı navlun ücretlerini halihazırda bu yük elimizin altında deyip bunu hapis hakkı uygulanması, bu çok doğru olan bir uygulama değil. Sadece o taşıdığınız yükle ilgili şeyleri hapis hakkı kullanmanız gerekir diyoruz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz gibi hem giriş ve temel kavramlara değindikten sonra taşıma sektörüne, kara taşıma, SMR anlamında aktörleri değerlendirmiş olduk. Onların sorumluluklarına girmiş olduk. Şimdi daha detaylı bir şekilde taşıyıcının ziyan ve hasardan doğan sorumluluğu ve bunlara ilişkin belirttiğimiz gibi işin hukuksal tarafı, işte ihbar, SDR, zaman aşımı, davalar ve buradaki sorumlu olan durumlar, sorumsuz olan durumlar ve sınırlı sorumluluk gibi kavramları da
Bu ikinci bölümde birlikte değerlendireceğiz. Bakıldığı zaman bizim Türk Ticaret Kanunu'nun 875. maddesinde taşıyıcının ziya ve hasardan sorumluluğu ve buna ilişkin özen yükümlülüğüne bakıldığında yine 875'in birinci fıkrasında diyor ki taşıyıcı eşyanın taşınmak üzere teslim alınmasından teslim edilmesine kadar geçecek süre içinde eşyanın ziyağı veya hasarından doğan zararlardan sorumlu diyor. Yani burada bakıldığı zaman en başta bizim belirttiğimiz gibi siz taşıyıcı olarak bir yükün sorumluluğu aldığınızda bu aradaki geçecek süreçte tamamen o yükle ilgili sorumluluk altına girmiş oluyorsunuz. Burada da en önemli sorumluluk biraz önce söylediğimiz gibi freight forwarder'lara düşüyor. Çünkü fiili taşıyan zaten yükü taşırken bir zarar verdiği için hukuksal olarak bir şekilde sorumlu tutulacağını biliyor. Burada daha çok problemi ya da izah etme sıkıntısını daha çok freight forwarder olan taraflarla yaşanıyor. Çünkü belirttiğim gibi fiilen kendileri taşımadığı için sorumluluğu çok kabul etmek istemiyorlar ama bu maddede de açıkça belirtildiği gibi taahhüt eden taraf freight forwarder olduğu için hukuken teslim aldığı andan itibaren teslim edici ana kadar ki aradaki bütün ziya ve hasarlardan sorumlu olarak karşımıza geliyor. Şimdi bu süreçte iki kavram çokça karşılaşacağız. Ziya, zayi ya da hasar. Bazen ben ziya olarak belirtiyorum ama eğitimlerdeki arkadaşlar işte Cem Bey zayi değil mi ya da hasarla zayinin farkı ne gibi sorular geliyor doğal olarak. Şimdi burada zaten detaylarına gireceğiz ama en başta ziya ve zayi aynı kavramlar. Yani her ikisi de kullanılıyor. Hem hukuksal anlamda hem de sektörel olarak bunun her ikisini de kullanıyoruz. Ziya dediğimizde yükün fiziksel olarak tamamen ortadan kaybolması. Hasarda ise yük fiziksel olarak mevcut fakat belirli bir zararlandırıcı şeye karşı maruz kalmış. İşte ezilmiş, kırılmış, ıslanmış gibi. Ziyada ise yük tamamen yanmış, erimiş veya araçla birlikte tamamen yok olmuş gibi kavramlar karşımıza geliyor. Tabii sigorta tarafından bakıldığında ise örneğin burada kamyon kılavuzunu belirtmekte fayda var. Çünkü kamyon kılavuzu dediğimizde genellikle aklımıza kara taşıması ile ilgili ve bildiğimiz direkt kamyon gelir aklımıza. Aslında orada yani sigorta sektörü bunu tercüme ederken herhalde karşılığında çok bir şey bulamadığı için kamyon demiş. Bu bir gemi de olabilir, bu uçak da olabilir, bu bir kara taşıma aracı da olabilir. Aslında orada yükün taşındığı araçtan kastediliyor. Yani kamyon kılavuzu poliçelerinde. Buradan maksat da şudur. Bir yük taşınırken sigorta anlamında bakıldığı zaman normal herhangi bir yükte hasar meydana geldiğinde normal ICC dediğimiz Londra yük klozlarına ilişkin bir A, B ve C şeklinde bir teminatınız varsa yani bunlarda A dediğimiz all risk, B dediğimiz daha dar teminatlı, C'de ise en dar teminatlı poliçe olarak karşımıza geliyor. Şimdi bunlardan dışında bir de kamyon klozumuz var. Kamyon klozunda ise diyor ki sigorta uygulamalar ve sigorta tekniği yükle birlikte diyor taşıyıcı araç da birlikte diyor zarar görmesi lazım. Yani yükü ve aracı birbirinden ayırmıyor. Sadece diyelim ki taşıma aracında herhangi bir sıkıntı yok. Biraz önceki örnekteki gibi araç hiçbir trafik kazası geçirmemiş. Sadece yükte bir saç profillerinde ezilme var, yırtılma var, farklı durumlar var. Bu tarz bir durumda yük poliçesine baktığımızda işte ICC A diyelim yani yük klozları, Londra yük klozları geniş teminat ya da all risk dediğimiz teminat var. Bu tarz bir durumda sigortacı bunun bedelini öder. Yani yükün hasar bedelini öder. Ama kamyon klozuna baktığımızda araçla birlikte yük eş zamanlı olarak zarar görecek. Örneğin ikisi birlikte sele kapılacak. Örneğin ikisi birlikte köprüden denize uçacak ya da bir nehire uçacak gibi. Yani burada her ikisi birlikte zarar gördüğü zaman ancak sigorta poliçesi o zaman çalışıp devreye girip sigorta tazminatını ödüyor. Burada da yine sigortacılık anlamında baktığımızda önemli bir kavram. Yani unutmadan hemen burada belirtmek istedim. Yine 871'de bakıldığı zaman taşıyıcı eşyanın gönderilene geç teslimden doğan zararlardan sorumlu demektedir. Yine geç teslim durumunda taşıyıcı her türlü özeni gösterdiğini ispat edemedikçe taşıma ücretinden doğan talep hakkı gecikme oranında sona erer diyor. Bunlar zaten bu fıkraların detaylarına bakacağız.
Şimdi taşıyıcının kusuru karine olarak var kabul edilir diyor. Yani aslında taşıyıcı sektöre girerken ya da oyuna çıkarken 1-0 yenik başlayan bir taraf. Bu da birazcık hava taşımasından geliyor. Yani oradaki kurallardan geliyor. Montreal'e baktığımızda ya da Varşova'nın değişik çünkü 3 ya da 4 kere değişikliğe uğramış farklı tarihlerde. Orada bakıldığı zaman diyor ki taşıyıcı karine olarak yani ön kabul olarak yük hasarından sorumludur. Bundan sorumlu yani yükten hasarından sorumlu olmadığını taşıyıcının ispat etmesi gerekiyor. Aslında maça çıkarken 1-0 yenik sahaya çıkıyor taşıyıcılar. Bu da dediğim gibi tamamen hava taşımasının uluslararası kurallarının getirdiği bir kural taşıma hukukuna da yansıyor burada. Biraz önce söylediğimiz gibi taşıyıcının yardımcı şahısların eylemlerinden doğan maddesine baktığımızda ise taşıyıcı yardımcı şahısların görevlerini yerine getirirken işlediği eylemlerden dolayı kendi eylemleri gibi sorumlu dedik zaten. 879'da önem taşıyan nokta sorumluluğun yardımcı şahısların görevlerini yerine getirme esnasına bağlı olması demiştik. Yine kendi adamları dediğim araç sürücüleri, forklift operatörleri gibi kendisine SGK ile bağlı olan en basit tabiriyle personellerinden bahsediyoruz. Bağımsız ifa yardımcıları ise alt taşıyıcılar, antrepo işleticileri gibi taşıyıcıya bağlı olmayan ve taşıma işinin ifasına katılan üçüncü kişiler, bağımsız kişiler olarak karşımıza geliyor. Biraz önceki hem mahkeme kararında hem de diğer örnekte verdiğimiz gibi limanlar gibi taşıma sürecine yardımcı olan taraflar olarak karşımıza geliyor. Şimdi Ziya ya da Zayi ya da hasar kavramlarına bakarsak Ziya biraz önce söylediğimiz gibi taşıyıcının taşımak konusu eşyayı tasarruf hakkı sahibine teslim edemeyecek hale getirmesi veya eşyanın özgülendiği amaca uygun kullanılamaması ekonomik değerini tamamen kaybetmesi sonucunda ortaya çıkan durum. İşte eşyanın yanması, çalınması, fiziki olarak ortadan kaybolması ya da işte şeker gibi, deterjanlar gibi, işte kimyevi maddeler gibi sıvı bir şeyle temas ettiğinde ortadan kaybolan, eriyen yükler gibi bunlar tam zayi olarak karşımıza geliyor. Yine işte bir cam kırılması, çimento yükün ıslanması, gıda maddelerin tamamen bozulması gibi durumlarda onların ekonomik ve temel özelliklerini kaybettirdiği için bizim karşımıza tam zayi olarak geliyor. Yine burada baktığımızda bizim frigoferik dediğimiz donduruculu soğuk tesisatlı araçlarla taşınan işte taze salatalığın soğutucunun çalışmaması sebebiyle %30'u bozulmuşsa kalan sağlam kısımda hastalık bulaştırma riski nedeniyle artık kullanılamayacağı için tam zayi olarak kabul edilir ve imha edilir. Bu tip şeylerde daha çok bunlara halk sağlığını ilgilendiren durumlar diye karşımıza geliyor. Örneğin bununla ilgili biz Adana bölgesinde ve Mersin bölgesinde bir davamız olmuştu. Coca-Cola kapları ya da şişeleri diyelim daha basit tabiriyle bir önceki taşımadan kaynaklı olan kimyevi tozlarla kaplanmıştı ve fabrika böyle bir durumda bunların içerisinde işte kola içeceğini konulamayacağını söyledi ve bu gelen şişelerin imha edilmesine ve ortadan kaldırılmasına karar verdi ve imha edildi. Biz o bölgede dava açtığımızda bilirkişi dedi ki hani kola koyamıyorsanız biraz espri gibi süt konulabilirdi ya da meyve suyu konulabilirdi diye bir bilirkişi raporu geldi. Biz bu bilirkişi raporuna çok ciddi bir itirazda bulunduk. Yani hani zaten Coca-Cola bir marka ve bunun belirli bir şekli var. Yani cam şişe anlamında, plastik şişe anlamında bunun içerisine süt konulamaz. Çünkü belirli bir markanın kendi bir ambalaj şekli var. Bu olamaz ya da halk sağlığını ilgilendiriyor. Yani bir önceki kimyevi madde kolanın içerisine karışıyor da sütün içerisine ya da farklı bir işte meyve suyun içerisine karışmıyor mu? Ama takdir edersiniz ki bizim mahkemelerimizde ilginç kararlar çıkıyor. Ve burada da mahkeme dedi ki evet bilirkişi doğru söylüyor. Siz bu şişeleri ondan sonrasında farklı bir amaç için kullanıp değerlendirilebilirdi. Yani biz buna sigortacılıkta sovtaj diyoruz. Bunlar sovtaj yani hasarlı hali bile ekonomik olarak bir şey ifade ediyorsa sovtaj uygulanıyor. Burada dedi ki mahkeme sovtaj uygulayabilirdiniz. Siz başka bir sıvı koyabilirdiniz dedi. Biz de ısrarla bu bir belirli bir marka değeri var. İşte sigorta poliçelerinde marka kılavuzu diye bir kavram vardır. Bu da bilinen markalar özellikle bu kılavuzu satın alırlar. Örneğin Arçelik gibi ürünlerde
bir hasar oluştuğu zaman, örneğin Arçelik kendi ürünlerinde işte uluslararası taşıma sırasında bir hasar oluşursa, özellikle ambalaj hasarları gibi bu tarz durumlarda soğutajla ikinci el ya da hasarlı halinin piyasada satılmasını önünü kesmek için marka kılavuzu satın alır ve der ki böyle bir hasar olduğu zaman ancak benim kendi ürünümü kendim alabilirim ya da bunun imha edilmesi gerekiyor. Siz hasarlı olarak daha ucuz bir şekilde benim ürünümü dışarıda satamazsınız. Soğutaj olarak değerlendirilemezsiniz deyip marka kılavuzu olarak satın alırlar poliçe içerisinde ve bu şekilde de marka itibarlarını korumaya çalışırlar. Burada da bahsettiğimiz gibi eğer bir marka itibar durumu varsa ya da halk sağlığını ilgilendiren bir durum varsa, ürünün bir kısmı zarar görmüş olsa da biz bunun tamamının zarar görmüş olduğunu kabul edip buna göre bir tazminat hesaplaması yapıyoruz. Şimdi kısmi ziya ise eğer taşınan ürün belirli parçalara ayrılabiliyorsa, örneğin kilogram bazında, palet bazında, litre bazında ya da paketlenmiş ambalaj kutular bazında bölümlere ayrılabiliyorsa ve bunlardan birbirinden bağımsız olarak bir hasar meydana gelse, örneğin kasalarla taşınan bir meyvede 3 kasada hasar var, siz diğer kasalara sirayet etmediyse, yani meyveler birbirine temas etmiyorsa, bu tarz durumda kısmi olarak ziya olarak kabul edebilirsiniz. Ya da işte örnek vermek gerekirse 100 parça sandalye taşıyorsunuz. Bunun 10 parçasının çalındığını, 10 parçasının da kırıldığını varsayalım. Diyebiliriz ki 10 parçasında çalınan da kısmi hasar ziya olduğu. Diğer tarafta da kırılan taraf için de hasar kavramını kullanacağız. Burada da hasar oluştuğunu öne sürebiliriz ya da adlandırabiliriz. Böyle bir durumda da dediğim gibi eğer taşınan yük belirli bir parçalara ayrılabiliyorsa bu da biraz önce halk sağlığı ve marka değerini etkilemiyorsa benzer şekilde kısmi olarak hasarlandığı kabul edilir. Tazminat olarak da hesaplanırken bütün yükün brüt değeri üzerinden değil, hasar ziyalanan ya da ziya olan kısmın brüt kilogram ağırlığı üzerinden bir SDR hesabı yapılır ve buna göre de kısmi bir tazminat ödenir. Şimdi ziya karinesi bizim için önemli. Çünkü bir yük varsayalım. Bu yükün taşıma süreci belirlenmişse sözleşmede ve bunu izleyen 20 gün içerisinde ülke sınırları içerisinde ise 20 gün içerisinde alıcıya teslim edilememesi durumunda, ülke sınırları dışında yani uluslararası bir taşıma ise 30 gün içerisinde alıcıya teslim edilmemesi halinde biz artık o yükün ziya olduğunu kabul ediyoruz ve o yük halihazırda mevcut olsa dahi artık alıcı ya da gönderici, işte Incoterms'lere göre risk ve menfaat kimin üstündeyse o tamamen sigorta şirketine ya da ilgili taşıyıcıya başvurup burada tazminatı talep edebilir. Yine hak sahibi eşyanın ziya dolayısıyla tazminat alırsa, bunun ödenmesi sırasında eşyanın daha sonra bulunması halinde kendisine derhal haber verilmesini talep edebilir. Burada karşımıza iki ayrı sonuç çıkıyor. Hak sahibi bildirim tarihinden 30 gün içinde tazminatı geri ödeyerek eşyasını teslim alabilir. Ya da diyebilir ki ben bu eşyayı istemiyorum diyebilir ve 30 gün içerisinde talepte bulunmaz ya da sessiz kalırsa, bu durumda taşıyıcı bu eşyayı dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Yani ister o yükü satar, kendisi bedelini alır. Çünkü başta zaten sorumluluğu çerçevesinde veya kendi sigortacısı yük ilgilisine o eşyanın bedelini ödemişti. Eşya sonrasında bulunduğunda bu artık taşıyıcının uhdesine geçer ve taşıyıcı dilediği gibi onun üzerinde tasarrufta bulunabilir. Örneğin bir depoda yük kalabilir ve 30 günden sonra tespit edilebilir. Yük ilgilisine, sahibine döndüğünüzde ben artık o yükü kabul etmiyorum diyebilir. Bu durumda zaten yükün bedelini nakliyeci, taşıyıcı yük sahibine ödediği için artık o yük kendisine ait olmuş olur ve dilediği gibi tasarrufta bulunur. Burada önemli olan taşıma sözleşmesi içerisinde yükün alıcıya teslim edileceği gün adıyla adlandırıldıysa, yani belirliyse, örneğin 1 Mart 2024 gibi adlandırıldıysa, artık bu tarihten itibaren yurt içinde 20 gün, uluslararası taşımalarda 30 günlük süreye başlar. Ama böyle bir adlandırma yoksa biz burada diyoruz ki makul bir süre içerisinde teslim edilmesi gerekiyordu. Zaten karayolundan bahsediyoruz ve karayolunda tahmin olarak, uygulama olarak ortalama bir yerden bir yere bir tırın
gecikmelerle birlikte ne kadar sürede gidileceğini görüyoruz. Şimdi bizim hukukumuz, yani Türk Ticaret Kanunu böyle diyor. Ama uluslararası hukuk bazı durumlarda diyor ki kabul edilebilir, yani bizdeki kadar keskin bir gün saymıyor. Diyor ki mesela örneğin İngiliz mahkeme kararlarına bakalım. Onlar diyor ki taşıma hukukunda bu tarz küçük gecikmeler olağandır. Makul görülebilir ya da kabul edilebilir diyor. Çok absürt bir gecikme olmadığı sürece diyor kabul edilebilir, yani böyle gün saymaya gerek yok diyor. Mesela İngiliz mahkeme kararlarına baktığımızda orada daha bir esneklik var. Ya da gecikmeden kaynaklı olan tazminatları hesaplarken Türk hukukuyla Siyamar Konvansiyonu ve diğer taşıma modlarındaki hesaplama ya da cezalandırma sistemleri farklı. Onu biraz sonraki slaytlarda göreceğiz. Şimdilik ziya karinesi olarak bunu bilmemiz de yeterli. Şimdi hasar, dediğim gibi, ekonomik değer anlamında bir kötüleşme mevcut, fakat fiziken yük hala elimizin altında. Yani yük bizim elimizde, kırılmış olabilir, çizilmiş olabilir, paslanmış olabilir ya da demir çelik emtiyasıdır, ıslanmıştır. Yani şeker emtiyasını ıslandığı zaman ziya oluşur ama demir çelik ıslandığı zaman hasar oluşur. Yani bu tarz fiziken yük hala elimizde ve belirli bir kötüleşme olmuş. Ekonomik olarak, maddi olarak bir kötüleşme olmuş. Bu tarz bir durumda da hasar kavramı karşımıza geliyor. Tam ziya ve kısmi ziya gibi, tam hasar ve tam kısmi hasar gibi burada da ikili bir kavramımız var. Örneğin 50 birim gıda maddesinin 20 birimi nemlenmiş fakat yine de ekonomik değer taşıyorsa ve kalan 30 birimi ise sağlamsa, burada artık yine belirli bir hasardan bahsedebiliriz. Yani burada artık, çünkü mesela bunun soltajı yapılabilir. Bunu çokça görüyoruz. Örneğin yakın zamanda Polonya'da bir domates dosyamız olmuştu. Süpermarket rafına koyamazsınız. Yani o domates rafta satılmaz, müşteri almaz. Ama hijyen olarak, sağlık olarak, temizlik olarak bakıldığı zaman dalından erken koparıldığı için sıcak bir dönemde giderken erken olgunlaşmış. Aslında hijyen olarak, temizlik olarak ya da halk sağlığı anlamında hiçbir problemi yok. Sadece reyona koyduğunuzda müşteri çok erken olgunlaştığı için, raf ömrü azaldığı için satın almayacaktır. Bu tarz durumlarda onu soltaj yapıp farklı yerlerde kullanabiliyorsunuz. Çünkü halk sağlığını ilgilendirmiyor. Hijyen açısından, sağlık açısından hiçbir problemi yok. Sadece dalından erken koparılmış. Örneğin Ekvator bölgesinden gemiyle getiren muzlarda görüyoruz. Çünkü onları belirli bir yeşillikte koparıp yola çıkartıyorlar. Zaten sıcak iklimde gelene kadar yolda olgunlaşıyor gibi. Bu tarz durumlarda ekonomik olarak kötüleşme var ama hala bir değer ediyor ya da halk sağlığı açısından bir problemi yok. Bu tarz durumlarda da biz hasar kavramını kullanıyoruz. Yine baktığımızda, nasıl ki halk sağlığını ilgilendiren durumlarda kısmi ziya olsa biz bunu tamamı ziya olarak kabul ediyoruz. Hasar tarafında da örneğin bir heykelin bir yeri kırıldığı zaman, heykelin genel olarak sağlam olsa da küçük bir, örneğin kolunun kırılması gibi ya da ayağının kırılması gibi, yani o heykelin ufak bir parçası kırılmış olsa bile artık ekonomik olarak bir değer atfetmeyeceği için burada da tam hasar kavramı olarak karşımıza geliyor. Ve bu şekilde tazminat hesaplanırken kısmi hasar değil de tam hasar üzerinden bir hesaplama yapılıyor. Ziya ve hasar birlikte olması durumu ise, biraz önce söylediğimiz gibi, bir yükün bir kısmı tamamen çalınmış olabilir ya da tamamen yok olmuş olabilir ama bir kısmı da ekonomik olarak kötüleşmiş olabilir. Yani bir parti yükten bahsedelim. Böyle bir durumda hem ziya hem hasar bir aradadır. Tazminat hesaplarken de zaten kilogram üzerinden hesaplanacağı için ikisi eşit bir şekilde hesaplanır. Burada eşyanın ziya ve hasarımla ilişkin bildirim başlığı bizim için önemli ve hukuksal anlamda da en çok dava kaybettiren başlık diyeyim ben buna. Çünkü çok bilinmeyen, çokça da göz ardı edilen ya da bizim genel Türkiye'deki ticari hayat stilimizden ya da teamüllerimizden kaynaklı olarak birazcık karşılıklı bir zaman tanıma adetimiz var. Örneğin bir yük hasarı olduğu zaman biz hemen müvekkillerimize diyoruz ki yasal olarak 3 günlük, 8 günlük ve 14 günlük taşıma moduna göre ihbar süremiz var. İşte deniz taşımasında 3 gün, kara taşımasında işte resmi tatiller ve pazar günleri hariç 7 gün, işte
Pazar günüyle birlikte 8 oluyor. Yine hava taşımasında 14 günlük bir süre var. İşte deniz ve kara taşımasında bu ihbar sürelerine uymadığınızda yine dava açma hakkınız baki, o var. Sadece ispat anlamında biraz problem yaşıyorsunuz. Öbür türlü 3 gün içerisinde denizde, 8 gün içerisinde kara taşımasında karşı tarafa, nakliyeciye, yük sahibi olarak bir ihtar gönderdiğinizde mahkemeye de dava açıldığı zaman artık yükün zarar vermediğini nakliyeci ispat etmesi gerekir. Ama siz bu ihbarı yerine getirmediğinizde gerçekten o yükle ilgili hasarı taşıma sırasında oluştuğunu ispat etmeniz gerekiyor. Örneğin genellikle demir çelik sektöründe görüyoruz. Yani sürekli demir çelik piyasası hareket ettiği için bir senelik, 2 senelik demir çelik stoğunu önden yapıyorlar ve bulabildikleri kadar uluslararası sahadan demir çeliği depo ediyorlar. Ve günü geldiğinde, aradan 1 yıl geçtiğinde, 2 yıl geçtiğinde demir çelik emtiyasına ihtiyaç olduğunda, paketler açıldığında onun zaman içerisinde veya taşıma sırasındaki bir ıslanmadan, ambar buğusundan, terlemeden, konteynerdaki bir delikten sızan sudan paslandığı fark ediyor. Ama geriye dönüp dava açmak istediği zaman ya da sigortadan para almak istediği zaman zaman aşımına artı ihbar süresine takılıyorlar. Şimdi burada dediğim gibi kara taşıması tarafında eğer dış görünüş itibariyle biraz önce söylediğimiz gibi 5 duyu organımızda bir hasarın olduğu, bir ziyanın olduğu sabitse, örneğin 10 palet yük bekliyordunuz, 5 palet geldi. Zaten 5'inin eksik olduğu belli. Yani bir ziyanın oluştuğu, zayinin oluştuğu belli. Şimdi bu tarz durumlarda diyor ki yasa, derhal diyor ihbarda bulunacaksın. Yani yük sahibi olarak taşıyıcıya ispat edilebilir bir yazılı olarak diyor, ihbarda bulunman lazım. İhtar etmelisin. Buradaki eksiklikten dolayı seni sorumlu tutuyorum diye ihbarda ve ihtarda bulunman gerekiyor diyor. Ama yükte bir muayene gerekiyorsa ve inceleme gerekiyorsa 7 günlük süre veriyor. Resmi tatiller ve pazar günleri bu süreye dahil değil. Bu 7 gün içerisinde sen yükü muayene etmelisin ve taşıyıcıya hasarla ilgili ihbarda bulunmalısın. Aksi halde ispat külfeti anlamında problem yaşarsın şeklinde bir dönüş oluyor. Şimdi burada genellikle şu geliyor hep yorum olarak. Bazen o kadar yükler taşınıyor ki, yani bazen işte 5 tır, 6 tır veya konvoy şeklinde veya çok fazla bazen seri halde ya da proje taşımalarda biz 7 gün içerisinde buna ilişkin bir ihbar yapamıyoruz ya da muayene etmemiz, bir teknik birisini getirmemiz, bazen kimyevi yüklerde laboratuvara gönderip oradan 7 gün içerisinde o testin sonucunun çıkması zaman alıyor. Biz bunu yapamıyoruz 7 gün içerisinde. Böyle bir durumda dava hakkımız kaybedilir mi diye sorular geliyor. Tabii ki kaybetmezsiniz. Önemli olan sonrasında bile olsa o yük hasarının o süreç içerisinde, yani taşıma süreci içerisinde olduğunu ispat edebilmeniz. Örneğin bir kara taşıması veya deniz taşımasıyla birleşik bir taşıma olduğunu varsayalım. Bir ıslanma hasarında bizim gümüş nitrat testimiz var. Gümüş nitrat testi yapıldığı zaman tatlı su mu, yağmur suyu mu ya da tuzlu su mu, tatlı su mu, deniz suyu mu, yağmur suyu mu, bunun ayrımı yapılabiliyor. Tabii bu bizim için hukuken önemli. Yani bir tuzlu suyun olması, yağmur suyun olması bizim için önem arz ediyor. Çünkü hem sigorta anlamında işte ambar buğusunun terlemesinin teminat dışı olması, uluslararası ICC'de Türk hukukunun sessiz kalması gibi çok farklı dinamikler devreye giriyor. Bu yüzden de biz gümüş nitrat testi yaptığımızda tatlı su ya da tuzlu su ayrımına göre ihbar yapılabiliyor ya da neyden kaynaklı, yani bir kara taşımasındaki konteynerde delik olabilir, yağmur yağıp tırın içerisindeki o belki brandadaki yırtıktan ya da konteynerdeki delikten yağmur suyu girmiş, yükü ıslandırmış olabilir. Ama baktığınızda konteynerde herhangi bir delik yok muayene ettiğinizde, ambar buğusu ya da ambar terlemesi gibi bir durum oluşmuş olabilir. Ya da frigoferik dediğimiz donduruculu taşıma araçlarındaki ısı değişiminden kaynaklı bir hasar olmuş olabilir. Burada da ona göre ispat edildiği zaman, yani taşıma sırasında bir bu yükün hasar gördüğünü ispat ettiğinizde ihbar süresine uymayabilirsiniz. Ya da zaten tam zayi olmuş bir durum varsa yeniden ihbara gerek yok. Örneğin diyelim ki cam emtiyası geldi, konteyner açıldı, tamamen cam emtiyası kırılmış. Yani böyle bir durumda artık getiren kişi, şoför de
O an için taşıyıcının temsilcisi o. O da zaten gelen cam emtiyasının kırık olduğunu görüyor. Siz taşıma senedinin üzerine gelen yüklerin tamamı kırılmıştır şeklinde bir şerh koyduğunuzda, yani biraz önceki temiz konşimentoyu artık temiz konşimentoluktan çıkardığınızda, üzerine şerh koyduğunuzda artık ihbara gerek kalmıyor. Çünkü taşıyıcı, nakliyeci de bu hasardan haberdar olmuş oluyor. Burada bizim için önemli olan, dediğim gibi, süre bizim için önemli dava aşamasında. Şimdi kara taşımasında böyle, yine karşılaştırmak için birer cümleyle diğerlerini de söyleyeyim. Deniz taşımasında çok çok daha kısa süremiz var. 3 gün. Aslında orada şimdi kara taşımasında bir tır bir konteyner getiriyor. Ama belki siz bir gemiyle 100 konteynerlik toplu bir mal satın aldınız Çin'den. 100 tane konteynerla geldi ve sizin deponuza ulaştığı günden itibaren 3 günlük süreniz başlıyor. Yani daha bir kısıtlı bir durum var. Hava taşımasında ise bambaşka bir durum var. En çok ona dikkat edilmesi gerekiyor. Orada da 14 günlük bir süre var. Muayene süresi, ama şöyle bir keskin bir ayrım var. Biraz önce söylediğim gibi deniz ve kara taşımasında ihbar süresini bir şekilde uymadığınızda, kaçırdığınızda aksini ispat edebiliyorsunuz. Yani bu bir gün içtisat testiyle olabilir ya da hasarın niteliğine göre dersiniz ki bu ancak bir taşıma kaynaklı bir hasardır diyebilirsiniz ve bunu ispat edebilirsiniz. Ama hava yolu taşıması çok keskin ve burada da söylediğim gibi 14 günlük süre içerisinde muayene edip hasar ihbarını yapmazsanız tamamen dava haklarınızı kaybediyorsunuz. Orada geri dönüşü yok. Farklı bir yöntemle ispat edebilirim. Yine bunun uçakla taşınırken oluşan bir hasar olduğunu ispat edebilirim gibi bir durum, bir yasal hakkınız olmuyor. O yüzden de yine forwarder olarak takip eden bugünkü katılımcı arkadaşlardan olduğu için söylüyorum. O yüzden karşılaştırıyorum ki, çünkü ben burada hasarla ilgili 7 gün var dediğimde belki aklında kalacak arkadaşlar, diyecekler ki ya 7 günlük süremiz var deyip deniz tarafında da bunu uygulamaya kalkacaklar. Ya da hava taşımasında 14 günlük süre var dediğinde belki 14 gün aklında kalacak. Diyecek ki ya zaten 14 günlük süre var deyip deniz tarafında da bunu uygulamaya kalkacak. O yüzden hak ihlali olabilir. Bu nedenle bu tarz zaman aşımıdır, ihbar süreleridir, SDR'yi söylerken 3 modu da karşılaştırarak anlatıyorum ki gerçekten üçü birbirinden farklı. Çünkü bizim CMR mevzuatımız Fransızca yazılmış ama Alman hukuku mantığıyla yazılmış, Londra Konvansiyonu'nun temeli olan bir hukuk sistemi. Yani çok fazla farklı bir hukuk zincirinden geliyor CMR. Deniz tarafı %100 İngiliz hukuku, kara taşıması da %100 Amerikan ve Kanada hukuku. Yani orada Anglo-Sakson dediğimiz Amerikan hukuku diyebiliriz. O yüzden farklı kültürler, farklı hukuki mantalitelerden geliyor. Örneğin dava açma tarafında değineceğiz. İşte Amerika kendi vatandaşlarını korumak için hava taşımasında kendi vatandaşlarına jest yapacak uygulamalar koymuş. O yüzden tamamen farklı mantık ve farklı bir hukuki yol izleniyor ve süreler farklı, uygulamalar farklı. O yüzden bunların üçüne dikkat etmemiz gerekiyor. Yani her bir taşımanın sistemi farklı, bunu bilmekte fayda var. Şimdi taşıma süresi ve geç teslimle ilgili belirtirsek, yine süremiz azaldı, biraz hızlandırayım. Taşıma süresi hepimizin bildiği gibi belirli bir süreç içerisinde belirtilmesi gerekiyor genellikle. Bazen bunlar sözleşmelerde belirtilmiyor ve uluslararası teamüllere bırakılıyor taşıma süresi. Eğer şimdi taşıma süresi içerisine baktığımızda kademeler olarak bir hazırlık sürecimiz oluyor. Yani yükün taşınması için hazırlanması, gerekli belgelerin düzenlenmesi, yükleme işlemlerinin yapılması için süreler oluyor. Yine transit süreler dediğimiz yükün başlangıç noktasından varış noktasına kadar fiziksel taşıma işlemini gerektiren süreler. Yine gümrük ve kontrollerdeki süreler. Şimdi ben sürekli yurt dışına arabayla gidiyorum. Yani Almanya sınırına, İsviçre sınırına kadar olan sahaya uçak kullanmıyorum. Hep araçla gidiyorum. O yüzden gümrük, çok fazla gümrükten geçiyorum. Hem Yunanistan güzergahında giderken hem de Bulgaristan güzergahında giderken Orta Avrupa'nın tamamını geçiyorum araçla ve gümrüklere baktığımda kilometrelerce tır kuyruğu oluyor. Yani inanılmaz. Özellikle de yaz dönemlerinde normal işte gurbetçilerin gelip gitmesiyle birlikte normal araçlar da bu trafiğin içerisine girince, işte yurt dışından her yıl 5 milyon gurbetçinin Türkiye'ye geldiğini varsayarsak
Ortalama her araçta 5 kişi olsa yani 1 milyon araç geliyor rahatlıkla. Şimdi bu trafiğe ve bundan hepsi aynı periyoda yani Temmuz'da Eylül ayı arasına sıkıştığını varsayarsak gümrükler inanılmaz derece oluyor. Ben saatlerce beklediğimizi biliyorum. O yüzden bu tarz durumlarda işte gümrüklerdeki gecikmeler, kontroller, beklemeler şimdi artık X-ray cihazı gibi insanlar geçti X-ray cihazı gibi tırların da geçti X-ray cihazları var. Bu da insan kaçakçılığı arttığı için konteynerların içerisinde canlı var mı yok mu konteynerların ısılarını ölçüyor. Yani içerisinde bir canlılık belirtisi veren şeyler var mı diye. Bu X-ray cihazlarından geçmesi, ilaçlamalardan şimdi pandemiyle birlikte görüyoruz. Mesela Türkiye'ye girerken normal sivil araçlarda ilaçlanıyor. Hani bu tarz şeylerde bakıldığı zaman çok fazla bir zaman kaybettiriyor. Yine aktarma ve bekleme sürelerinde de işte yük birden fazla modda taşınıyorsa örneğin diyelim ki Türkiye plakalı bir tır İran'a girmek istemiyor. Yani orada işte şoför pasaportuna bir İran kaşesi olsun istemiyor ki Avrupa'ya giderken problem yaşamamak için. Yükü işte İran sınırına kadar götürüyor. İran sınırında İran plakalı bir araç gelip çekici alıp römorkörü götürüyor. Bu tarz yerlerde bekleme ve aktarma süreleri yine varış noktasında yine yükün alıcıya ulaştırması gereken süreler bizim taşıma süreci içerisinde ya da taşıma süresi olarak karşımıza geliyor. Şimdi bu gecikme başlığı içerisinde değerlendirmiştik. Burada gecikme dediğimizde işte bu sürelerin tamamı önceden öngörülüp veya işte tarafların ticari işte geleneklerine göre, teamüllerine göre belirli bir süre belirleniyor. İşte 2 hafta, 3 hafta veya sessiz kalınıyor. Burada tamamen o bölgedeki makul sürelere emanet ediliyor. Şimdi baktığımızda CMR 19. maddesi diyor ki taşıyıcının sorununa gidebilmek için taşıma süresinin aşılması, geç teslimden dolayı hak sahibinin zarara uğraması, zarar ile taşıma süresinin aşılması arasında da bir illiyet bağının yani nedensellik bağının olması gerekir diyor. Şimdi yine CMR'ın 4. maddesi diyor ki taşıma süresinin taşıma senedine yazılması bir geçerlik şartı değildir. Ancak CMR 9'a göre taşıma senedine yer alan hususlar aksi ispat edilinceye kadar doğru kabul edilir. Şimdi burada bakıldığı zaman aslında bu 4'te 9 şunu söylüyor. Diyor ki tarafların mutlaka kendi aralarındaki taşıma sözleşmesinde gecikmeden doğan bir yaptırımı belirtmesine gerek yok. Çünkü bazen şunu görüyoruz. Bir gecikme oluşuyor. Yük ilgilisi taşıyıcıdan bir tazminat talep ediyor. Taşıyıcı diyor ki seninle benim aramdaki taşıma sözleşmesinde biz gecikme diye bir başlık koymadık ve buna ilişkin bir ceza yaptırımı uygulayacağız demedik. Bir tazminat ödemeyeceğiz. Yani biz gecikme konusunu kendi aramızda yaptığımız taşıma sözleşmesinde hiç değinmedik, belirtmedik. O yüzden aramızdaki sözleşmede böyle bir madde yoksa sen de benden gecikme cezası isteyemezsin diye hukuksal temeli olmayan bir iddiayla karşımıza çıkabiliyor. Yani bu görüyoruz yani karşılaşıyoruz. Bu da daha çok işte taşıma hukukunu bilmeyen avukatların yazdığı ihtarlarda görüyoruz. Şimdi burada bakıldığı zaman diyor ki CMR 4 ve 9 sizin mutlaka aranızda taşımayla ilişkin gecikmeyi şarta bağlamanıza gerekiyor. Bu konuda sözleşmenizde aranızdaki taşıma mukavelesinde sessiz kalsanız da zaten kanundan, CMR konvansiyonundan geldiği için yine her durumda bir cezai şart uygularım diyor. Yani burada ne gerekiyor? Taşıma süresinin aşılması gerekiyor. Geç teslimden doğan bir zarar oluşacak ve bu zarar da geç teslimde illiyet olarak, nedensellik olarak birbirine bağlanacak. Şimdi Damla Hanım bu soruyla ilgili güzel bir şey söylemiş. Her zaman gecikmenin zarar oluşturduğunu düşünemez miyiz? Her zaman oluşturmuyor işte. Şimdi tam da oraya gelecektim. Güzel sordunuz. Şimdi bizim hukukumuz işte tam bu noktada uluslararası hukuktan ayrılıyor. Diyor ki uluslararası hukuk taşımanın diyor mutlaka tazminat ödenebilmesi için bir zarar doğması lazım. Yani bu gecikmeden doğan bir zararın olması lazım diyor. Ve bu zararı diyor ispat etmelidir diyor. Ve yine burada da maksimum bir sınır çiziyor. Diyor ki taşıma ücretinin navlunun 3 katına kadar bir tazminat diyor. Yani oraya kadar mutlaka her zaman navlunun 3 katı gibi bir tazminat otomatik öngörmüyor. Diyor ki yük ilgilisi diyor benim yüküm gecikmeden kaynaklı zarar gördü ve buradan doğan zararını diyor ispat etmeli ve burada da maksimum diyor taşıyıcının ödeyeceği zarar navlun ücretini diyor 3 katıyla diyor sınırlandırdım diyor. Şimdi bakıldığı zaman işte bizim hukukumuzda uluslararası hukukun ayrıldığı nokta burada oluyor. Şimdi bizim hukukumuz diyor ki buna ilaveten artı diyor yani bu gecikmeden doğan zararı
herhangi bir diyor yan zararlar da varsa bunları da ödettiririm. Hatta diyor zarar yoksa diyor ama normal olağan bir gecikme oldu ama hiçbir zarar yok. Orada da diyor ben bir cezai şart gibi uygular, nakliyeciyi cezalandırırım, bir cezai şart gibi diyor tazminat ödettiririm diyor bizim hukukumuz. Ha, zarar varsa yüklediği onu ayrıca ödettiririm diyor. Yani burada bakıldığı zaman uluslararası CMR, işte Hamburg kuralları, Lahey kuralları, yani diğer taşıma modlarında denizde, yine Kotif demiryolunda ya da hava yolunda Montreal, hepsinin vurguladığı bir şey var. Gecikmeden dolayı tazminat isteyebilmen için zararın olması lazım ve çok küçük bir tazminat ödettiriyor. Örneğin deniz taşımasında diyor ki navlunun 2,5 katı kadar diyor. Kara taşımasında 3 katı diyor. Bazı durumlarda diyor ki navlun kadar tazminat ödenir diyor. Ama bizim hukukumuz burada ayrılıyor onlardan. Diyor ki zarar olsa da olmasa da ben bir cezai şart olarak geciktiğinde tazminat ödettiririm. Ya da ikinci bir alternatif olarak diyor nakliye ücretinden diyor kesinti yaptırırım. Ha, yük bir de üzerine zarar gördüyse diyor nakliye ücretini de iade ettiririm diyor. Yani burada şuna bakıyor. Siz ne kadar gecikme olduysa orantısal olarak bir navlundan taşıma ücretine indirim oluyor. Bir de üzerine yükte zarar görürse taşıma ücretini iade ettiriyor. Yani bunu da görüyoruz. Yük zarar gördü, taşıma ücretimi iade et diyen yük ilgilileri de nakliyeci firmalardan ihtar gönderip veya bunu talep ettiğini zaten piyasada, uygulamada çokça görüyoruz. İşte burada uluslararası hukukla bizim hukukumuz arasında çok ciddi fark var. Aslında uluslararası hukuk nakliyeciyi koruyor. Bizde ise tamamen yük sahibini koruyan bir sistem var. Evet. Şimdi burada bir emsal karar olarak baktığımızda bu biraz önceki verdiğimiz emsal karardı. Şimdi yine burada biraz önce söylediğim gibi kamyon klozuyla ve diğer şeyle bağlantılı bu örneği zaten vermiştik. Şimdi bu bildirim, yani geç teslimle ilgili olan bildiriminde bir yine yasal sınır var. Biraz önce söylediğim gibi tamamen böyle bir gecikme olduğu zaman tarafların birbirine karşı ihbarda bulunması lazım. Yoksa bu talep hakkını kaybediyorlar. Burada da 21 günlük bir süre var. Yük ilgilisi taşıyıcıya karşı 21 günlük süre içerisinde, yani malın tesliminden itibaren 21 gün içerisinde yazılı olarak ve ispat edilebilir bir yazılı bir şekilde bunu yük ilgilisine ihbarda bulunması lazım ki geç teslimden doğan zararlarını talep edebilsin. Bu talep bildirimde bulunmazsa gönderilen eşyanın geç teslimden doğan tazminat haklarını kaybeder. Bildirimde bulunmadığı hakim tarafından re'sen dikkate alınacak bir durumdur. Yani burada siz bununla ilgili 21 gün geçtikten sonra tıpkı hava taşımasındaki 14 günlük süre gibi dava haklarınızı kaybediyorsunuz. Bu da bizim için yine can alıcı bir nokta. Yani aslında bu sürelerle ilgili bakıldığı zaman uluslararası hukuk ticari hayatı dinamik tutmak için diyor ki en ufak bir hasar olduğunda, gecikme olduğunda çok kısa sürelerle sınırlandırıp hemen her şeyi karşı tarafa bildirmeyi emrediyor. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor. O yüzden biz her zaman çalıştığımız firmalara diyoruz ki bir yazılı bir şey geldiğinde, ihtar geldiğinde ya da bir olay olduğunda bize en kısa sürede bildirin ki biz bu yasal haklarınızı kaybetmeyin. Aksi halde bu süreler geçtikten sonra biliyorsunuz hukukta haklı olmak ayrı bir şeydir. Haklı olduğunuzu ispat etmek ayrı bir şeydir. O yüzden bunların ikisi arasında fark var ve ispat da bizim için önemli. Şimdi taşıyıcının sorumluluktan kurtulmasında bakıldığı zaman bu hasar ya da geç teslim durumlarında taşıyıcı en yüksek özeni göstermesine rağmen kaçınamayacağı ya da sonuçlarını önleyemeyeceği bir olaydan hasar meydana geldiyse sorumluluktan kurtulur. Burada taşıyıcının sorumluluktan kurtulması ortalama bir özene değil en yüksek özene bağlanmış. Yani bu da tamamen ticaret kanunundan geliyor. Diyor ki ticaret kanunu basiretli bir tacir olarak ortalama bir insandan daha fazla bir özen ve sorumluluğa sahipsin. Sen taşıyıcı olarak makul bir ya da ortalama bir insandan daha fazla bir özen sorumluluğa bağlısın diyor. Bu da genelde nerede karşımıza geliyor? Mücbir sebep dediğimiz işte insan eliyle önlenemeyen durumlardan kaynaklı hasarlarda onlardan kaynaklı bir hasar olduğunda taşıyıcı sorumluluktan kurtulmuş oluyor. Çünkü burada kaçınılamayacak ya da sonuç, yani taşıyıcı gerekli önlemleri, tedbirleri alsa dahi
önleyemeyeceği büyüklükteki bir doğal afet, bir durum ya da işte savaştır, karantinadır, işte devlet idaresinin bir ambargosudur ya da farklı bir durum vardır. O tarz durumlarda burada taşıyıcı tamamen sorumluluktan karşılaşır. Yine burada baktığımızda taşıyıcı araçta meydana gelen arızalara ya da kiraya verenin kusurundan kaynaklanan sebeplere dayanarak sorumluluktan kurtulamaz. İşletme güvenliği ilkesi açısından bu sebeplerden kurtulma imkan dışında tutulmuştur diyor. Yani burada da baktığımızda bunu özellikle yaz dönemlerinde görürüz ve nasıl oluyorsa daha çok Bolu ve İnegöl bölgesinde benim yani kendi deneyimlerimle bu şeyde araç yangınları oluyor yani. Bu belki oradaki yolun meyilli olması ya da farklı bir durumdan kaynaklı olarak bu tarz bir şekilde eğer taşıyıcının aracında bir yangın çıkarsa yükten kaynaklı değil de araçtan kaynaklı bir arıza ya da farklı bir durumdan yangın çıkarsa genellikle taşıyıcılar diyor ki işte yangın çıktı. Biz zaten orada bir şoför vardı. İşte biraz önce söylediğimiz gibi elinden gelen bütün çabayı gösterse de söndüremedi. İşte bazen kimyevi yük taşınıyor. Bazen işte çabuk yanabilir mobilya yükleri olabiliyor. Bu tarz durumlarda sorumluluktan kurtulma iddiası oluyor ama burada diyor ki işletme güvenliği, bu aracın bakımı, periyodik bakımı tamamen taşıyıcının sorumluluğundadır diyor. Yine benzer şekilde burada yükün uygunluğu, işte taşıyacak aracın uygunluğu, yola uygunluğu, yüke uygunluğu gibi kavramlar karşımıza geliyor. Bu da yine önemli bizim için. Şimdi sorumsuzluk hallerine bakınca yani bir taşıyıcı hangi durumlarda aksi ispat edilene kadar meydana gelen hasardan sorumlu tutulmaz. Bu aynı zamanda sigorta açısından da böyledir. Nedir? Buradaki sorumlu tutulmadığı şeyler CMR sigortası açısından da teminat dışı olan haller olarak karşımıza geliyor. Burada örneğin sözleşmeye veya tamire uygun olarak üst açık araçların kullanılması ya da eşyanın güvertede taşınması, eşyanın gönderen tarafından yetersiz ambalajlanması. En başta dediğimiz gibi direkt ikinci sırada bu var. Çünkü en çok karşılaşılan sorumluluk ya da sorumluluktan kurtulma halleri olarak taşıyıcıların kendilerini savunma aracı olarak geliştirdiği en büyük kavram bu. Herhangi bir yük hasarı olduğu zaman yeterli olarak ambalajlanmamıştı. Bu nedenle de sorumlu değiliz şeklinde bir savunma gerçekleşiyor ve kanun da bu imkanı veriyor. Yine sigorta tarafında da bakıldığı zaman işte biz genellikle CMR sigortacılarına başvurduğumuzda hem yük ilgilisi olarak bazen de taşıyıcının avukatı olarak bizden rica ediyorlar. Diyorlar ki işte siz sigorta kısmını biliyorsunuz. Buradaki hasar sürecini siz yürütür müsünüz? Orada CMR sigortaları diyor ki işte yük ilgilisi yetersiz ambalajlamış. O yüzden bu zaten taşıyıcı olarak sizin sorumluluğunuzda değil. Sizin sorumluluğunuzda olmayan bir durumda sigortacınız olarak bizim de sorumluluğumuzda değil deyip burada ödemeyi reddedebiliyorlar. Yine eşyanın gönderen ya da gönderilen tarafından işleme tabi tutulması, yüklenmesi, boşaltılması gibi, istiflenmesi gibi biraz önce detaylıca saydığımız durumlar. Bu tarz bir durumda yanlış sabitleme, eksik sabitleme, örneğin hafif yüklerin aşağıya, ağır yüklerin üste yüklenmesi gibi durumlarda da yine karşımıza mutlak sorumsuzluk geliyor. Yine eşyanın doğal özelliği dediğimiz eşyanın işte yaş, meyve ise fire vermesi, sızması, işte belirli yüklerin zamanla kendiliğinden kuruması ya da işte kömür yükü gibi çokça tonajlı ve uzun süre kapalı ortamda kaldıktan sonra birden oksijenle karşılaştığında patlama etkisi yaratan yükler gibi, tahıl yükleri gibi, işte bunlar da yine benzer şekilde belirli gaz salınımı yapıyor. Tahıllar ve belirli bir tonajın üzerine çıktığında onlar da biriktiğinde bomba gibi bir etki yaratıp işte Gebze'deki 2 kişinin, 3 kişinin vefat ettiği, 12 kişinin yaralandığı Aralık ayındaki patlama gibi bazen tahıl ürünleri de, buğday ürünleri de patlamaya sebep olabiliyor. Bu tarz yani kömür çabuk kızışıyor. İşte bakliyatlar, tahıllar patlama etkisi yaratabiliyor. Bu tarz hani aslında çok da umulmayan yüklerden kaynaklı eşyanın kendi aruzati diyoruz. Yani özünden kaynaklı hasarlar olabiliyor. Yine paketlerin gönderen tarafından yetersiz etiketlenmesi de yani biraz önce söylediğimiz gibi işte kırılabilir, dökülebilir, ezilebilir ya da tehlikeli maddedir. Aşağı yukarı yönünü gösteren etiketlerin eksik olması da yine benzer şekilde yükte bir hasar meydana geldiğinde hem sigorta ödemeyecektir CMR sigortası hem de yine benzer şekilde taşıyıcı tarafından
kabul edilmeyecektir. Yani sorumluluk olmayacaktır. Yine canlı hayvan taşıması da karşımıza geliyor. Bu da canlı hayvan taşımalarında da bir hasar olduğu zaman taşıyıcının kusuru yoksa yani orada direkt ona bakılıp karşımıza geliyor. Şimdi bu tür taşımalarda ancak somut olayın özelliklerine göre diyoruz. Kendisine düşen tüm önlemlerini almış olması ve özel talimatlara uyduğunu ispat ederse işte 858'de 5. madde özel haller durumunda canlı hayvan taşımalarındaki durumdan sorumluluktan kurtulabiliyor. Burada açık araçlarla ilgili baktığımızda ise zarar eşyanın taşınmasına ilişkin özel talimatlara uyulmamasına kaynaklanmışsa taşıyıcı yine sorumluluktan kurtulamıyor. Ayrıca ziya ve hasar olağanüstü nitelikte ise yine ilk görünüş ispatı gerçekleşmez deniliyor. Yine özel korumalı araçlarda da yani biraz önce söylediğimiz gibi soğuk, sıcak, ısı değişikliğine uygun, nem, sarsıntı ya da farklı bir durumlar için özel yapılmış donanımlı araçların seçilmesi de gerekiyorsa ve bunlar yerine getirilmemişse yine sorumluluktan kurtulamaz. Yine bunlar da bizim için özel ispat durumları olarak karşımıza geliyor. Şimdi tazminat değerlendirilirken bakıldığı zaman bizim kriterlerimiz var. Bu da nedir? Eğer yük tamamen zayi olmuşsa, ziya olmuşsa, yükün sigorta anlamında CMR sigorta ya da taşıyıcı olarak burada onun değeri hesaplanırken ya da yük sigortacısı açısından değeri hesaplanırken tamamen yükün teslim alındığı yerdeki ve zamandaki raiç bedel dediğimiz bedel üzerine yani göndericinin tarafındayken bir hasar olduğunda mesela böyle bir durumda yük zarar gördüğünde sigortacılarla sigortalılar arasında şöyle tartışma oluyor işte yükün hangi değeri esas alınacak? Yükün fatura bedeli üzerine %10 kar marjı mı yoksa yükün raiç bedeli mi? Bunun yakın zamanda önemli bir dosyada mütalaa vermiştim ve sigortacıyla çok önemli bir sigortalı arasında hani değerde çok yüksek yani bu raiç bedelle fatura bedeli arasında çok ciddi rakam farkı olan bir dosyada mütalaa vermiştim sigorta şirketine. Mesela orada görmüştük hani böyle biraz basit gibi kalıyor raiç bedelle fatura bedeli aslında çokça yani ne olacak ki ikisi de ha piyasadaki değeri ya da sizin alım satımdaki fatura bedeliniz diyebilirsiniz ama gerçekten uygulamada çok absürt rakamlar yüksek farklılıklar oluşabiliyor. Burada bakıldığı zaman yük tamamen zayi olduğunda aslında yükün çıkış mahrecindeki göndericinin olduğu yerdeki raiç bedeli esas alınıyor. Hasar halinde ise varma yerindeki değeri yani vardığı yerdeki değeri üzerinden bir tazminat ödeniyor. Buna ilave olarak da genellikle sigorta şirketleri %10'da kar marjı ekleyip yük ilgilisine bu şekilde tazminatı ödüyorlar. Yine faturanın özel karini oluşturması da yine sadece karini oluşturuyor. Yani çünkü bazen sigorta dolandırıcılığı Freud gibi durumlarda farklı durumlar olabilir. Yani şişirilmiş bir faturayla yük yola çıkartılıyor eski bir araçla. Ve o araç yolda yakılıyor. Deniliyor ki hem araç zarar gördü hem yük zarar gördü. Yükün değeri 3 milyon dolardı. Şimdi baktığınızda ahşap yükü hayatta 3 milyon dolar etmez. Ama sadece fatura bedeli üzerine gidilecek olsa onun ödenmesi gerekir. Ama burada neye bakılıyor? Deniliyor ki bir fatura bedeli özel bir karinedir. Yani orada değerlendirmeyi esas alınır ama %100 de ona uyulmaz. Bununla ilgili mesela bir uçak kanadı taşıması pardon uçak kanadı değil doğru uçak kanadı taşıması vardı. Mesela kişiler bu uçak kanadını tamir ettiriyorlar ve tamir faturaları getiriyorlar mahkemeye. Hakim diyor ki her ne kadar siz bu bedele tamir ettirdiğinizi iddia etseniz de artı buna ilişkin fatura getirseniz de ben bunu kabul etmem. Usul hukuku çerçevesinde hakimin araştırma görevi var. Ben bunu araştırırım ve piyasadaki raiç bedel üzerindeki tamir fiyatlarından ben size tazminat öderim diyor. Öbür türlü İşte bir hasarda siz gidersiniz, tanıdığınız birinden çok ciddi yüksek bir fatura alırsınız. Dersiniz ki sigorta şirketine ben bu kadar bir hasar oluştu ve bunu bu rakama tamir ettirdim deyip burada sigorta dolandırıcılığı gibi, Freud gibi eylemlere kalkışan olabilir. O nedenle de mahkemede diyor ki ben burada kendim araştırırım ve raiceye göre bir bedel öderim diyor. Şimdi SDR'de bahsettiğimiz gibi kara taşımasında, denizde ve hava taşımasında ödenecek tazminat hesaplanırken ve taşıyıcının sorumluluğu sınırlı olduğu için bu kavram bizim için önemli. Çünkü hem sigorta tarafında hem nakliyeciler tarafında
Yani açıkçası ben 2010 yılından beri bu sektördeyim. O dönemlerde hemen hemen hiç kimse bilmiyordu. Bu kavram çok yeni gibiydi. Kanunun bir yerlerinde yazıyordu. Zaten kanunda yeni yazılıyordu. 2011'deki kanun. O dönem daha kanun yazma çalışmaları devam ediyordu. Tabii ben de o dönem kanunu yazan Hüseyin Ülgen Hoca ve Abuzer Hoca'nın yanında görev alıyordum. O kanun yazma sürecinde Almanya'daki araştırma akademik tarafta yer alıyorduk. Tabii o işin o arka kanun taslak tarafından da geldiğim için o dönemlerde ben bu konuya hakimdim ya da bildiğim bir kavramdı, ama sigorta şirketine çalışırken bile içerideki meslektaşların çok değil, hatta hiç bilmediğini fark ettim ve sektörde de çokça bilinen bir kavram değildi o dönemler için. Şimdi yine alıştı insanlar, çünkü bir hasar tazminat talep edildiğinde hemen SDR hesaplaması falan ortaya dökülüyor. Biz kanunun özel çekme hakkı diyoruz buna. Burada önemli olan şu: bir yük hasarı olduğu zaman taşıyıcıyı korumak için uluslararası hukuk SDR diye bir kavram üretmiş. Bu IMF, IMF tarafından üretilmiş bir sanal para birimi. Bunun üzerinden yükün kilogramı başına 833 SDR dediğimiz, bu da aşağı yukarı 1 SDR 1,13 Amerikan doları falan yapıyor. Buna göre bir hesaplamayla yükün kilogram başına oluşan bir hesaplama olarak karşımıza geliyor. Yani yükün bedeli, fatura bedeli ne olursa olsun sınırlandırılmış bir sorumlulukla kilogram hesabına bu şekilde 833 ile çarparak, yani 1 kilogram yük hasarı için 833 SDR hesaplanıp buna göre bir tazminat ödeniyor. Burada tamamen dediğim gibi uluslararası hukuk taşıyıcıyı hukuken korumak için fatura bedeli üzerinden değil, örneğin 1 milyon dolarlık karayoluyla bir yük taşınırken araç gerçekten bir kaza yapıp yük hasarlandığında taşıyıcının 1 milyon dolar ödemesi belki o lojistik firmasının mahvına sebep olacak. Ya da bir freight forwarder şirket o kadar bedeli yok ödeyemeyecek, iflasa sürüklenecek. Böyle bir durumda işte uluslararası hukuk tamamen taşıyıcıları korumak için yükün kilogram başına ya da işte metreküp başına bir hesaplama yapıyor ve buna göre de bir tazminat öngörüyor ve bu da ciddi oranda fatura bedelinden ciddi oranda bir aşağıya doğru tazminat. İşte diyelim ki 50-60 bin dolarlık bir yük. Siz 4-5 bin dolar ödeyerek taşıyıcı olarak sorumluluktan kurtuluyorsunuz. Doğal olarak biraz önce söylediğim gibi CMR sigortası da size bağlı olduğu için o da ancak bununla sorumlu. Çünkü bazen şöyle sorular geliyor. Tamam Cem Bey, 50 bin dolarlık yük için 4 bin dolarını SDR kapsamında nakliyeciden aldık. Geri kalan işte 60'tan 4'ü çıktığımızda 56 bin doları da onun sigortacısına gidip alabilir miyiz diye sorular geliyor. Çünkü o 56'yı tamamlamak istiyor yük sahibi. Çünkü 60 bin dolarlık bir yükü gitmiş örneğin. Ama biz şunu diyoruz: taşıyıcıyla yani CMR sigortacısı aynı ve eşit olduğu için orada taşıyıcının neyden sorumluysa sigortada ondan sorumlu. Yani o 4.000 doları sigortadan öncelikle almış olabilirsiniz. Biz 56 bin doları nakliyeciye gidip ona dava etsek alır mıyız diye soruyor. Yani ters mefhulü muhalifinden soruluyor. Burada ikisi de içinde geçerli. Her ikisi içinde sorumluluktan kurtulmuş oluyorlar. Evet, bir arkadaşımız soru sormak istiyor. Buyurun, isterseniz ses açabilirsiniz ya da yazabilirsiniz. Merhaba Cem Bey, Mustafa Yılmaz. Buyurun Mustafa abi. Şimdi burada SDR hesap konusu şöyle olmuyor mu? Ben yanlış mı biliyorum? Şimdi 1 kilo SDR 8,33, doğru mu? Orada Evet. yazmışsınız ya, biliyorsunuz. Düz mantıkla söylüyorum. 10 bin kilogram bir yükte 8,33'te 83.300. Peki bunu 83.300'ün karşılığında biz bunu SDR'nin Merkez Bankası'ndaki gibi kur oranına çarpmıyoruz sonuç olarak gibi. Öyle Evet. getirmemiz gerekmiyor mu? Doğru değil mi dedim yani? Evet. Yani 10 bin kilogram çarpı 8,33 eşittir 83.300 Evet, çarpı. burada yine bazen bu tarz yüklerde, yani Mustafa Bey, bazı yüklerde eğer palet şeklindeyse metreküp başına bazen 666 SDR ile sınırlandırıldığı durumlar da karşımıza geliyor. Bu Ha, böyle tamam. dökme yük olmayabilir, paletli yük olabilir, karton kutularda olabilir. İşte ne bileyim, ahşap sandıklarda olabilir. Bu tarz durumlarda da biz bazen kilogram başına, çünkü ana rakamı geçen, gerçek fatura bedelini geçen durumlar da olabiliyor. Bunu önlemek için yine üst bir limit koymuşlar. 666 işte SDR ile sınırlandırılmış gibi.
Burada dediğiniz gibi bir sonraki aşamada zaten üçüncü paragrafta da göreceğiniz üzere biz bunu Pardon. parasal anlamda hesaplarken şimdi SDR IMF tarafından yaratılmış bir sanal para birimi. Yani nakliye camiası Evet, için evet, yaratılmış. Bunu evet. Biliyorum. hesaplarken ne yapıyoruz? Yine burada da sigortacılarla şimdi bizi izleyen sigorta yöneticisi arkadaşımız da var. Eski bir arkadaşımız. O da yine belki yorum yapacaktır. Sigortacılarla nakliyeciler arasındaki en büyük ya da yük ilgileri arasındaki en büyük tartışmada bu kurdan da çıkıyor. Çünkü herkes ödeme yapacak olan hasarın olduğu tarz. Şimdi Türkiye gibi bir ülke bazında bakarsanız günden güne kur yukarı çıktığı için hani yük aşağı inmediği için herkes düşük olanı tercih edip genellikle de şöyle oluyor. İşte 6 ay önce yük hasarı olmuş. Sigortacı 6 ayda ancak incelemiş, işte eksper yapmış, eksper raporu gelmiş. Yöneticilerden onaylar çıkmış. En son ödenecek. Şimdi kura bakılacağı zaman ne yapılıyor? Deniliyor ki 6 ay önce kur düşüktü. Oradan hesaplayıp öyle diyelim. Ama maalesef bizim kanunumuz diyor ki borçlar kanununda yabancı para ya da bu tarz para tiplerinde ödeme yapılırken ödendiği günkü Merkez Bankası kuru üzerinden TL'ye çevrilir ya da dolar ya da euroya çevrilir. O Evet. yüzden buradaki tartışmada birazcık buradan kaynaklanabiliyor ya da mahkeme davası bitiyor. Mahkeme diyor ki şimdi biz şunu da gördük mesela yakın zamanda mahkeme karar verirken dedi ki işte 10 bin SDR'ye karar verdim dedi. Biz bunu icra dairesine götürdük. Doğal olarak mahkeme kararını icraya koyup parayı almamız lazım. İcra dairesi dedi ki SDR diye bir para kuru yok. Biz bunu dedi icraya koyamayız. Yani SDR sanal olarak var ama gerçek manada euro dolar gibi bir para değil. Ben 10 bin SDR'yi karşı tarafa dedi ödememdi gönderemem. Mahkeme bunu kendisi çevirsin. Ha biz ne yaptık? Mahkemeyi uğraştırmamak için doğal olarak Merkez Bankası'nın o günkü kur çıktısını aldık. Arkasına koyduk. Dedik ki hesaplama bu. Buna göre bir ödeme emri yaratın ve açıklama kısmını yazın. İşte 10 bin doları, 10 bin SDR'nin karşılığı bu kadar işte Türk lirasıdır diye bu şekilde gönderin diye. Yani sigortacılarla dediğim gibi bazen alıcılar arasında da tabii ki doğaldır. Ticari hayat. Herkes kendisine uygun olanı tercih edip onu iddia ediyor. Ama olması gereken bizim borçlar kanunumuz açık zaten. Diyor ki dövizli ya da yabancı para ya da başka memleket parası diyor orada. Başka memleket parasıyla ödeme yaparken ödeneceği günkü Merkez Bankası'ndaki kurlara bakıp ödeme yapılması gerek diyor. Teşekkür ediyorum Tamam. Cemre. Şimdi burada da biraz önce söylediğimiz gibi sınırlandırma anlamında biz sadece yük hasarları ile ilgili bir sınırlandırmadan bahsediyoruz. Onun dışında navlun ücretini ödemedi diyelim karşı taraf. Biz burada navlunu ödemesini talep ettiğimizde ya taşıma hukukunda SDR diye bir kavram var. Biz bu navlun ücretini SDR'ye çevirelim, ödeyelim denilemiyor. Ancak yükün başına herhangi bir hasar ya da ziya geldiğinde ya da geç teslimden kaynaklı durumlarda sadece SDR bu iki durum için uygulanıyor. Bunun dışındaki işte taşıma edimi hiç ifa edilmemesinden doğan sorumluluklar gibi bu tarz durumlarda da SDR'yi uygulamıyoruz. Şimdi SDR'nin üzerine hesaplama yapılırken bir de şurada karışıklık yapıyor. Biraz önce söylediğim gibi taşıma ücretini ya da ilgili vergileri, masrafları ya da diğer ek ilave bedelleri isterken bazen bu da SDR'ye tabi tutulmaya çalışıyor. Aslında şöyle yükün zarar görmesi ya da gecikmeden kaynaklı ya da hasar görmesinden kaynaklı kısmı biz SDR'ye yapıyoruz. Onu hesapladıktan sonra ilave olarak navlun ücretini, vergileri, diğer masrafları üzerken onların gerçek bedeli üzerinden onun üzerine ilave ediyoruz. Yani en baştaki o Hollanda mahkemesi kararında olduğu gibi yani araçta taşınan şeker için SDR uyguluyor. Ama depodaki olan için taşıma sürecine girmediği için orada tamamen diyor ki depodaki hasar haksız fiil kaynaklıdır. Taşıma hukukun kapsamında değildir. Çünkü taşıma sırasında zarar görmemişti. O yüzden depodakini de diyor ben fatura bedeli üzerinden değerlendiririm diyor. Ve ikisini birleştirip ortaya çıkan rakamı taşıyıcıdan talep edebilirsin diyor. Burada da benzer şekilde SDR'nin üzerine bu rakamlar eklenirken orijinal rakamlarıyla yani fatura bedeliyle birlikte eklenebilir. Şimdi yine ikinci ve bütün sürecin baştan sona etkileyen bir diğer kavramımız da bizim bir 10 dakikanızı daha alacağım. Ondan sonra bu çünkü bizim için önemli. Çünkü ağır, nitelikli ağır kusur ve bunun doğurduğu sonuçlar var bizim için. Çünkü
hem zaman aşımı anlamında hem SDR anlamında farklılık yaratıyor. Şimdi biz dedik ki yükte bir hasar olduğu zaman, ziya olduğu zaman ya da gecikme gibi durumlarda SDR'ye göre hesaplanır dedik. Ama taşıyıcı ağır kusurluysa burada mahkeme diyor ki ya da uluslararası hukuk hem de Türk hukuku SDR uygulanmaz. Yükün gerçek rayiç bedeli neyse oradan itibaren tazminat uygulanır diyor. Burada bakılırken kasıt yani kasti olarak şunu görüyoruz mesela. Yakın zamanda biz Şekerpınar tarafında yaşamıştık. 300 tırlık bir ihale sonucunda şoförler anlaşıyorlar ve aldıkları yükü satıp hep birlikte Gürcistan'a kaçmışlardı. Bu belki sektörde duymuşsunuzdur. Yani önemli büyük bir firmanın başına gelmişti bu. Yani bu tarz durumlarda sürücüler mesela kasti olarak yükü sattığı için benzer şekilde sorumluluk anlamında artık SDR uygulanmıyor. Yükün gerçek rayiç bedeli neyse oradan uygulanıyor. Ya da deniz taşımasında yakın zamanda yine başka verdiğim bir mütalada kaptan geminin GPS'lerini kapatıp Suriye'ye gidiyor gemiyle birlikte. Normal deponlar geliyor. Bu sefer bizim kaptan gidiyor ve götürdüğü inşaat malzemelerini orada satıyor, elden çıkartıyor. Şimdi böyle bir durumda yük ilgilileri sigorta şirketinden talepte bulunduğunda SDR uygulanır uygulanmaz tartışmasına ilişkin ben bir görüş vermiştim. Burada yine kaptanın kasti bir hareket olup bile isteye yükü götürüp o bölgede sattığı için burada yine SDR uygulanmaz demiştim. Yine yükün veya zararın, yüke bir zararın geleceğini bilmesine ya da ihtimaline rağmen hukuksal anlamda biz ona pervasızca davranış diyoruz. Yani vurdum duymaz baştan savma bir davranışla yükün başına bir hasar geldiğinde örneğin buna ilişkin bir mahkeme kararımızda diyor ki şoför bir duraklama yerinde yarım saat bir mola veriyor. Sonrasında o arada yükte bir hırsızlık meydana geliyor. Yani konteyneri kırıyorlar. Yükte bir hırsızlık meydana geliyor. Ve 150 kilometre Almanya içerisinde tır ilerliyor. İşte herkes selektör yapıyor. Kornaya basıyor ama şoför bir türlü anlamıyor yani neden kendisine işte her gelenin inatla devam ediyor ve bir yakıt almak için benzinliğe durduğunda konteyner kapaklarının işte mührün kırıldığını ve içerisinde bir kısım yükün çalındığını fark ediyor. Dava Türkiye'de görülüyor. Türk Yargıtayı diyor ki moladan sonra kendi aracın etrafında bir tur atıp aracını kontrol etmeyen bir şoför sürücü ağır kusurludur diyor. Yani bu kadar pervasızca bir hareket olmaz. Yani sen o aracın sürücüsün ve kendi aracın etrafında bir tur atıp aracını kontrol etmediysen ağır kusurlusun. O yüzden de diyor SDR uygulanmaz. Fatura bedeli üzerinden bir tazminat uygulanır diye bir mahkeme kararımız da mevcut. Yani bu tarz durumda işte neyin ağır kusur olup olmadığı ya da neyin kasıt olup olmadığı bizim için önemli. Bunu da değerlendirirken işte hukuki süzgeçten geçip şimdi normalde baktığımızda düz bir mantıkla bakıldığı zaman çok da büyük ağır bir kusur gibi gelmiyor. Yani bir şoförün aracın etrafında bir tur atması ama hukuk diyor ki sürücü olarak sen işte ortalama zekanın üzerindeki makul bir insan üzerindeki bir zeka ve özenle diyor dikkatli davranman gerekiyor. Taşıyıcı olarak diyor senin sorumlulukların özen sorumluluğun var diyor. O yüzden burada ikinci sonuç olarak ağır kusura verilen sonuç normalde ne demiştik? Taşıma hukukunda deniz ve kara taşımasında bir yıllık zaman aşımımız var. Yani yükün başına bir hasar geldiğinde yük işte zayi olduğu belliyse örneğin araç trafik kazası yapmıştır. Elinizde zabıt vardır. Ya da araç bir sel gelmiştir. Tır selin içerisinde kalmıştır. Bunlar bellidir. Bu tarihten itibaren bir yıl. Normal yük hasarında ise hasarlı yükün alıcıya teslim edildiği gün, depoya teslim edildiği günden itibaren bir yıl içerisinde dava açmanız gerekiyor diyor. Ama işin içerisine nitelikli ağır kusur, ağır ihmal ya da kasıt girdiği zaman yani pervasızca hareketler girdiği zaman mahkeme diyor ki artık o bir yıl ortadan kalkar. 3 yıl gibi uzun bir zaman aşımına yayarım diyor ve yük ilgilileri diyor nakliyeciye karşı 3 yıl içerisinde dava açma hakkını elde eder. Yani burada neyi görmüş olduk? Hem taşıyıcı SDR gibi bir imkandan yararlanamıyor eğer ağır kusurluysa bir de bir yıl gibi daha kısa bir süreç içerisinde davayla muhatap olacağını aslında 3 yıla yayılmış bir süreç içerisinde davayla muhatap oluyor. Bu da bizim için yani taşıma tarafından bakıldığı zaman riski arttırıyor. Çünkü 3 yıl boyunca bir dava riskiyle sürekli bir muallakta kalıyorsunuz ve karşınızda bir dava riski bulunuyor. Bu da yine taşıma hukuku açısından ya da taşıyıcı tarafından sıkıntılı bir durum.
İhbarı da söylemiştik. Burada pazar günleri ya da resmi tatiller hariç 7 günlük bir süre var demiştik. Yine burada ihbarın yapıldığı da bir şekilde yazılı olmalı ve ispat edilmeli. Sadece yazılı olması yeterli değil. Örneğin siz bir yazılı olarak yakınınızda bulunan bir şirkete elden teslim edebilirsiniz ama bunu teslim ettiğinize dair imza yetkilisinin kaşı ve imzasının olması lazım. Yani sizde bir usulüne uygun bir alındı belgesinin olması lazım. Aksi halde sadece elinizde bir kaşe imzalı evrakın geçerliliği olmuyor. Farklı bir davada biz bunu deneyimledik, gördük. Sadece ihbar yapmanız yeterli olmuyor ve bunun karşıya bir şekilde ulaştığını ispat etmeniz lazım. Örneğin e-maillerde işte Gmail gibi ya da diğer Yahoo gibi uzantılı değil de kurumsal iki e-mail karşılıklı birbirine yazışma yapması ve genellikle de şimdi Outlook'ta falan var biliyorsunuz. Teslim edildi bilgisiyle bu tarz ihbarlı veya önemli maillerin gönderilmesi. Bir de taraflar Türkiye içerisinde ise ve masraf yapmaya değecekse şu an için aşağı yukarı 2-3 bin lira arasında bir ihtar göndermek. Eğer hasar bu rakamı yapmaya, bu masrafı yapmaya değecek boyuttaysa da noter üzerinden bir ihtar göndermesi tabii ki her zaman daha sağlıklı. Çünkü öbür türlü içeriğin ne olduğu, işte gelen mailin spamle değiştirilip değiştirilmediği ya da siber bir müdahaleyle değiştirilip değiştirilmediği gibi tartışmaları zaman içerisinde yaşadık, gördük. O yüzden önemli. Bir de burada faiz kavramı var. Normalde faiz işte her para türüne göre farklı. İşte Türkiye'de TL'ye karşı, Euro'ya karşı, dolara karşı faiz farklı. Fakat CMR diyor ki dünya üzerinde CMR konvansiyonunu imzalayan devletler kendi içindeki faizleriyle ben ilgilenmem. Standart bir faiz rakamım vardır diyor. O da %5 diyor. O yüzden bu İngiltere'de de olabilirsiniz, işte Almanya'da da olabilirsiniz, Türkiye'de de olabilirsiniz. Eğer CMR konvansiyonunun içerisine giren bir hukuksal durum varsa diğer faiz oranları devreden çıkıyor ve tamamen %5 faiz uygulanıyor. Şimdi diyeceksiniz ki Türkiye gibi enflasyonist bir ülkede nasıl %5 faizle biz haklarımızı koruyacağız? Böyle bir durumda Türk hukuku doğal olarak hemen çözüm buluyor. Diyor ki döviz türlerine göre %5'i uygularım ama söz konusu ihtilaf Türk parası üzerine bir ihtilaf varsa ben yine ticari temerrüt faizi üzerinden yüksek faizi uygularım diyor. Şu an yanılmıyorsam %45'lerde gibi bir şey olması lazım. Çünkü sürekli arttırılıyor biliyorsunuz. Çünkü bir tarafta %5 var, bir tarafta %45 var. Bu ikili ayrım önemli. Yine burada Türk parasıyla bir yargılama varsa ya da ihtilaf varsa ticari faiz, temerrüt faizi yani gecikme faizi ya da avans faizi uygulanıyor. Öbür türlü döviz cinsinden olan durumlarda da döviz %5'lik uygulanıyor. Zaman aşımını belirtmiştik zaten. Olağan zaman aşımımız 1 yıl. Türk Ticaret Kanunu 855. maddesi yine uluslararası CMR gibi yine TTK'mızda da kastın veya pervasızca bir davranışla veya böyle bir zarar meydana gelmesi ihtimali birinciyle işlenmiş bir fiilden ya da ihtimalden doğması durumunda 3 yıla kadar çıkarılır diyor zaman aşımı. Burada önemli olan bir ayrım var. Nakliyecilerin ya da taşıyıcıların birbirine karşı dava açması. Örneğin diyelim ki bir yük bilgilisi var. Freight Forwarder'a dava açtı ve kazandı ve ondan da tahsil etti. Şimdi Freight Forwarder'ın dönüp fiili taşıyan ya da o aradaki ara taşıyıcılara karşı bu ödediği paranın rücu etmesi lazım. Burada da şöyle bir ayrımımız var. Bu bedeli ödedikten sonra ya da mahkeme kararı kesinleştikten sonra 3 ay içerisinde hemen karşı tarafa bildirimde bulunması lazım. Yani burada dediğimiz gibi Freight Forwarder davayı kaybetti, tazminat ödedi. Hemen bu tarihten itibaren 3 ay içerisinde alt taşıyıcı, fiili taşıyıcıya karşı ihbarda bulunup bunu kendisine rücu edeceği önceden ihbar edilir. Sonrasında eğer oradan bir ödeme gelmezse ona karşı artık dava açabilir. Bu da uygulamada şöyle oluyor. Daha çok işte dediğim gibi taşıma hukukunda ilgili çok haşır neşir olmayan avukatlarda biz mesela bir rücu davası açtığımızda bakın burada 855. maddesi var. 3 aylık zaman geçirmişsiniz. Siz 1 yıl içerisinde dava açıyorsunuz diyorlar. Oysa ki bununla ilişkin Yargıtay kararları var. Yargıtay diyor ki bu 3 aylık süre sigorta şirketlerine açısından ve onların rücu uygulamaları açısından uygulanmaz. Bu sadece nakliyecilerin birbirine karşı rücularında uygulanan bir maddedir diyor. O yüzden genel bir sigorta şirketinden, CMR şirketinden
sigortacısına tazminat talep edeceksek ya da normal yük ilgilisi olarak nakliyeciden bir talepte bulunacaksak bu tarz durumlarda bir yılı uygulamamız gerekir. Hemen iki sorumuz geldi. Evet, Damla Hanım sigortayı sormuştu. Evet, sigorta dediğim gibi emsal mahkeme kararları var. Diyor ki bu 3 aylık süre sigorta şirketleri açısından uygulanmaz diyor. Tamamen nakliyecilerin iç hukuk içerisinde yani iç rücu dediğimiz birbirlerine karşı rücularında 3 aylık bir ihbar süremiz vardır. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi CMR konvansiyonunda bir yıl içerisinde dava yoluna gidilmesi gerekiyor diyor. O da bir sonraki slaytta yazıyordu sanırım. Buraya yazmıştım. Bir yıl içerisinde dava hakkını kullanması gerekir diyor. Şimdi bazen uygulamada şöyle oluyor. Çünkü burada icra takibinden ya da Türkiye'deki olan arabuluculuktan bahsetmiyor. Çünkü doğal olarak CMR 1950'lerde yazılmış uluslararası bir devletler arası sözleşme, konvansiyon. Şimdi burada bazen şöyle diyor mahkemeler, dava için bir yıl içerisinde davayı açmanız gerekirdi. Oysa ki bizim hukukumuzda ne var? Eğer siz arabuluculuk yaparsanız ya da işte arabuluculuk zorunlu zaten her durumda sigorta ve taşıma hukuku açısından her durumda arabuluculuk zorunlu. Arabuluculuğa başvurdunuz sonra o arabuluculuk evrakı sonrasında icra takibi yaptınız ve ondan sonrasında dava açtınız ya da önce icra yaptınız sonra arabulucuya başvurdunuz sonra dava açtınız kombinasyonlarda baktığınızda diyorsunuz ki ben zaten bir yıl içerisinde arabulucuya başvurdum. Bir yıl içerisinde icra yaptım. Davayı sonra açsam da olur gibi bir şey oluyor. Ama bazen mahkemelerde şöyle görüyoruz. Diyoruz ki CMR Konvansiyonu 32 diyor ki hasardan itibaren bir yıl içerisinde dava açman gerekirdi. Orada icra açabilirsin, arabuluculuk açabilirsin demiyor bir yıl içerisinde. Dava açabilirsin diyor. O yüzden de hasar olduğu tarihten itibaren bir yıl içerisinde sen hem arabuluculuğunu gerçekleştireceksin, hem icranı yapacaksın, hem de davanı açacaksın gibi bir duruma geliyor. Bu da çok sıkışık bir zaman. Çünkü arabuluculuk bile yasal olarak zaten ilk 8 hafta icra takibi yapacaksın. Bunun tebligatı, itirazı, işte sonraki durumlar. Yani bunlar çok sıkışık bir şekilde. O yüzden taşıma hukukunda zaman aşımı inanılmaz bir koşturma içerisinde geçiyor açıkçası. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yine burada şöyle bir önemli ayrım var. Diyor ki CMR 32, eğer bir yükte kısmi hasar varsa burada eşyanın alıcıya teslim edildiği tarihten itibaren bir yıllık süre başlar diyor. Ama yük tamamen zayi olduysa diyor. Çünkü yük henüz ortada olmadığı için ve ne zaman kaybolduğu belli olmadığı için teslim süresi belirlenmişse bu tarihten itibaren 30 gün. Teslim süresi belirlenmemişse bu tarihten itibaren yani taşıyıcıya yükün teslim edilmesinden itibaren yani taşımanın başlamasından itibaren 60 gün sonra diyor bu bir yıllık süreler başlar diyor. O yüzden bunları hem yükün kısmi zarar hem de tam ziya olması yani yükün çalınması, kaybolması, yanması gibi tamamen ortadan yok olması işte taşıma aracıyla birlikte sele kapılıp gitmesi gibi durumlarda buradaki şey durum farklı çünkü zaman aşımının nereden başlayacağı tam tespit edilemediği için geniş bir esneklik sağlanmış. Nakliyeciye teslim edildiği andan itibaren 60 günlük bir opsiyon verilmiş ve bu 60 günden sonrasında bir yıllık zaman aşımını başlatabilirsin diye belirtilmiş. Şimdi yetkili mahkemeye baktığımızda ise burada bizim için önemli olan CMR konvansiyonu açısından baktığımızda dava açılacak yetkili mahkeme çeşitlendirilmiş. Öncelikle dava açılacak tarafın yani davalının yerleşim yeri ya da iş merkezinin bulunduğu yer ya da taşıma sözleşmesine aracılık eden şube ya da acentenin bulunduğu devlet mahkemelerinin birinde dava açılabilir diyor. Ya da CMR diyor ki taşıyıcının eşyayı teslim aldığı ya da teslim edeceği yer mahkemelerinde de dava açılabilir diyor. Biz genellikle gördüğümüz davalının yerleşim yerini davaya da yetkili mahkeme olarak bizim uygulamalarımıza ya da hakimlerin genel olarak kabul ettiği genellikle bu. Yani farklı bir yerde açınca da bazen buralara da kendiliğinden re'sen gönderebiliyor. Yani yetkili görevli yer mahkeme orası deyip oralara da gönderebiliyor. O yüzden biz kendimiz dava açarken her zaman ihtimale bırakmamak için davayı kime karşı açıyorsak onun bulunduğu yetki alanındaki mahkemede davayı açıyoruz. Şimdi şu rücudan da bahsedelim. Sanırım sonrasında bitiyor. Evet.
Vücuda sigorta şirketleri tazminatları ödedikten sonra kanuni halef hakkı olarak bizim 1472. madde Türk Ticaret Kanunu 1472'den halefiyet ilkesi çerçevesinde yük sigortacısıysa yükün başına gelen bir hasar ya da ziya ya da gecikmeden doğan bir hasarı ödedikten sonra nakliyeciye karşı, taşıyıcıya karşı açacağı bir davaya, yani kendisi sigortacı olarak tazminatı ödüyor. Sonrasında doğal olarak bu zararı kim verdiyse ya da taşımadan kaynaklıysa taşıyıcıya karşı açacağı davaya biz rücu davası diyoruz. Biraz önceki taşıyıcıların birbirine karşı iç rücularına farklı kavram olarak ikisi aynı isimli ama içerik olarak farklı bir rücu buradaki. Bu tamamen Türk Ticaret Kanunu 1472 halefiyetten geliyor ve sigortacının bir hakkı. Diğerinde eğer tazminatı taşıyıcılardan birisi öderse diğerleri payları oranında onlardan geri iade alıyordu. Ama burada sigorta şirketi tamamen yük ilgilisi olarak, yükün sigortacısı olarak, yükün zarar gören kısım kadar ödediği bedel kadar nakliyecilere karşı, taşıyıcılara karşı açtığı davaya biz rücu davası ya da halefiyet davası diyoruz. Genel olarak 2,5 değil 3 saate kadar tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu arada bir 10 dakikamız var ilaveten. Sormak istediğiniz sorular varsa bunları da sorabilirsiniz. Hüseyin Bey, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun Ayten Hanım. Ayten Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. ben. Şey sormak istiyorum. Şimdi sigortacıya rücu ödediniz ya, mal sahibi öder. CMR ve EPFL'de rücu süresi ne zaman başlar peki? Şimdi şöyle Ayten Hanım çok güzel bir soru sordunuz. Sağ olun. Şimdi burada en çok sigortacı tarafında yani sigorta şirketleri genel merkezinde şöyle bir yanılgı var. Geçen bunu bir sigorta şirketinde de farklı dışarıdan çalıştığı avukatla tartıştık yani mesleki olarak tabii ki fikir alışverişi tartışma derken. Burada şunu söylüyordu meslektaş, siz sigortacısınız, 1472 çok açık, siz ne zaman tazminatı öderseniz yani yük sigortacısı olarak tazminatı ne zaman öderseniz artık ondan sonra halefiyet başlar. Doğal olarak da bir yıl bundan sonra başlar diye kanunu yanlış yorumlama durumu oluşuyor. Kanun biraz tercümesi yani Almancadan tercümesi kötü bir tercüme. Şimdi o zaman bile günlerde bile karışıklık olmuştu. Hocamızla beraber bu süreci şey yaparken hocamız hep derdi kötü bir tercüme oldu bu kanun diye. Şimdi orada kötü bir tercüme var. Şimdi orada öyle 1472'ye baktığınızda gerçekten de düz okuduğunuzda konuya hakim değilseniz Google'da işte siz de okursanız 1472 ya doğru biz sigortacı olarak tazminatı ne zaman ödersek dekontu ne zaman elimize alırsak ondan sonra rücu edebiliriz gibi bir algı yaratıyor. Oysa ki CMR'ın mantığı işte kanunların bir yazılı kısmı var, bir de ruhu var ya. Burada baktığımızda o kanunun ruhu ya da uluslararası özellikle de Danimarka mahkemelerini çok beğeniyorum ben. Çokça onların kanun yargılamalarından gerekçeli kararlarından çok faydalanıyorum. CMR'ı gerçekten çok hakkıyla uygulayan bir hukukçu camiası. İşte dediğim gibi Alman Ticaret Kanunu yasada Danimarkalılar çok güzel uyguluyor. Şimdi oraya baktığınızda onlar şunu söylüyor. Diyor ki halef olduğunuzda yani sigorta şirketi olarak yükün sahibinin yerine geçtiğinizde çünkü zaten onun adının onun tazminatını ödüyorsunuz yükün tazminatını artık onun yerine geçiyorsunuz. Burada o davayı ne zaman açabiliyorsa yani yükün sahibi ne zaman davayı açabiliyorsa siz de ancak o zaman dava açabilirsiniz. Yük sahibi ne zaman dava açabiliyordu? Biraz önce söyledik. Yük hasarlıysa varma yerine yani alıcının deposuna vardığı tarihten itibaren yok yükte tam zayi varsa taşıma sürecinin başlangıcından itibaren 60 gün sayıp sonra ilaveten bir yıl içerisinde dava açabiliyordu. Şimdi burada diyor ki sen sigortacı olarak o sürelere sen de tabisin. Şimdi sigorta şirketlerinin en büyük dert yandığı ya da operasyonel olarak bazen yavaş ilerlediği durumda mağdur olduğu durum şöyle oluyor. Diyorlar ki bizde bazen sigortalı çok geç hasar dosyasını açtırıyor ya da ilgili şeyler yükler
farklı bir devlette biz oraya eksper göndermemiz lazım. Onun gidip gelmesi, gün ayarlaması, kendi işini organize etmesi zaman alıyor. Sonra gelecek eksper raporunu yazacak, hasar departmanına verecek, onları inceleyecek. Ödeme çıkana kadar biz bir yılı bazen geçiyoruz diyorlar. Buna bir çözüm yok mu? Maalesef yok. Yani sigorta şirketi burada hızlı ve atik davranacak. Sigortalısı kendisine bildirdiği andan itibaren ona dikkat edecek. Yani yükü ne zaman teslim almış? Oradan itibaren bir yılı sayacak. Evet, çok kısa bir süre kalıyor genellikle. Bize de bazen hep böyle özellikle bayram arefe günleri falan bile adliyelerin yarım gün çalıştığı gün bile sigorta şirketlerinden acil Cem Bey şu kimse var mı sizden adliyede acil rücu davası açılması lazım diye bize de çok böyle şey geliyor. Biz bazen böyle bayram arefelerini falan böyle özellikle bekliyoruz. Kesin diyoruz bir şey çıkar diye. Hani böyle bir şey oluyor yani. O yüzden dikkat edeceğiniz şey yani bunu hesaplarken hani siz de sigorta şirketinde yönetici olduğunuz için söylüyorum. Ondan sonrasında hani burada ona dikkat etmeniz lazım. Mesela ben kendim sigorta şirketi genel merkezinde çalışırken bizim nakliyelere ilişkin ekranımızda dosya, hasar dosyaları anlamında sayacımız vardı ve 40 gün kalası alarm veriyordu. Bütün avukatlara mail gidiyordu işte bu dosyada 40 gün kaldı. Çünkü diğerleri gibi geniş bir vaktiniz yok. Ya da burada acentelerinizi ya da birlikte iş yaptığınız brokerlarınızı sıkıştırıp ya da onlara daha çok şey yapıp bunun bilincini anlatmanız lazım. Çünkü burada acente de önemli, broker da önemli. Şimdi yakın zamanda biz bir olay da yaşadık. Çok ciddi büyük bir dosyada. 32 milyonluk bir dosyaydı. Acente yanlış dosya açıyor, poliçeden. Sonrasında sigorta şirketi reddetmiyor ama böyle sürüncemede kalıyor. Çok zaman aşımı yakın bir durum var. Biz diyoruz ki bu dosyayı kapatın, doğru poliçeden dosya açın. Ben diyor bir kere açmış oldum diyor, bir daha kapatamam diyor. Falan böyle çok saçma gerekçelerle sigortalının yük ilgilisinin 32 milyonluk bir zarara uğramasına sebep olacak şekilde acentenin beceriksizliği ya da pervasızca hareketleri oluşuyor. Şimdi böyle bir durumda hani baktığınızda hani sigorta şirketi olarak burada onlara da o bilinci vermeniz lazım. Yani burada bir yıllık süremiz var. Bu bir yıl biz tazminat ödedikten sonra başlamıyor. O yüzden o rehavete ya da o genişliğe siz de sahip olmayın. Acentelere şunu demeniz lazım. İşte nakliye eksperleriyle zaten belli eksperle çalışıyorsunuzdur muhtemelen. Onları daha bilinçlendirip ya bunların süreleri farklı. Burada bakış açısıyla mesela şunu görüyoruz nakliyelerde. Hani sigortacı olduğunuz ve diğer arkadaşlar da hani sigortayla bağlantı hani forwarder şirketten olan arkadaşlar var. Onlar da sigorta kısmı ile ilgilenenler. Şimdi hani hepimiz için söylüyorum. Burada şu da oluyor bazen. Mesela eksper raporu yazıyor diyor ki ben rücu edecek tarafı bulamadım. Bu dava poliçeden şey bu hasar poliçeden ödenemez. Neden diyoruz? Diyor mesela gemiyle taşınmış diyor. Geminin sadece adı var. Ben geminin diyor armatörünü bulamadım. O yüzden diyor dava açılırsa kaybedilir. Sigorta şirketi de bunu ödemesin diyor. Ya böyle bir saçmalık olabilir. Mesela ben o tarz durumlarda direkt eksperleri arayıp diyorum hani siz nasıl böyle bir hata yapabilirsiniz? Hukuki yorum size kalmaz. Siz sadece durumu tespit edersiniz, yazarsınız. Hukuki yorumu biz avukatlar yaparız. Hani orada sen kendin eksper olarak aslında çok rahatlıkla bulabileceğin bilgiyi sen bulamadın diye benim davamı neden etkiliyorsun? O yüzden çünkü yarın bir gün dava açıldığı zaman bunu siz dosyaya koyunca karşı taraf diyecek ki bak kendi eksperleri bile demiş ki bu dava açılır, açılsa da açılamaz, açılsa da kaybedilir diyor. İşte o yüzden bu tarz durumlarda bence eksperlerin nakliye sigortalar anlamında daha bir bilinçlendirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Naçizane siz de bir sigorta yöneticisi olduğunuz için hazır sizi bulmuşken söyleyelim. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Tamam. Evet arkadaşlar, başka sorunuz var mı? Yoksa yavaştan toparlayıp kapatalım. Ben bir şey daha sorayım o zaman kapatmadan. Tabii ki Cem Bey, Aytenay. Sorumluluğunu ben de soracağım. Bilginiz olsun. Tamam. Aytenan'ın ikinci sorusu ona ücret fatura yollayacağız. Başım üstünde her zaman için. Yük sigortacısı olarak yük hasarını ödedikten sonra bunun FFL'ine gittiğinizde yükün hasarı 700 bin TL diyelim. FFL'e rücuya gittiğinizde 700 bin TL'nin tamamını mı alırsınız? Yoksa FFL kapsamında değerlendirilecek kısım neye bakılarak ödenmesi gerekir? Şimdi bu da önemli bir soru Aytan Hanım. Siz bugün bayağı hazırlıksızsınız. Sağ olun. Eğitimden hepsini takip ediyorsunuz. Teşekkür ederiz ayrıca size de.
Şimdi böyle bir şey durumda bakıldığı zaman doğal olarak biraz önce söylediğimiz gibi taşıyıcı neyden sorumluysa FFL poliçesi ve CMR poliçesi de ancak onunla sorumludur. Böyle bir durumda doğal olarak sizin 700 binlik yük sigortacısı olarak ödediğiniz tazminatın 700 binini karşı taraftan alamayacaksınız. SDR uygulanacak. İşte SDR'de hangi durumda uygulanmıyor? İşte taşıyıcının kastı ve ağır kusuru, ağır ihmali varsa ya da ciddi bir pervasızca hareketi varsa bu tarz durumlar dışında ödediğiniz 700 binin sadece SDR kapsamındaki olanını alabilirsiniz. Üzerine maalesef şirket olarak zarar olarak yazmanız gerekecek. Yani üzeri için yapabileceğiniz bir şey yok. Anladım. Hem Siyamar hem FFL için başvurulabilir mi? Yok. Şimdi orada şimdi CMR sigortacısı doğal olarak taşıyıcının doğrudan sigortacısı. Şimdi FFL dediğimizde daha çok freight forwarder'ları Evet. ilgilendiriyor. Zaten freight forwarder liability policy. Zaten orada onları ilgilendiren bir kısım olduğu için her ikisine gidilemiyor. Yani buradaki siz karşı tarafların tamamını tek olarak görmeniz lazım. Yani şunu yapamazsınız. Fiili taşıyıcı var, üst taşıyıcı var, ara taşıyıcı ve bunların tamamının sigortacılar var. Aslında baktığınızda en az 4 tane taraf oluyor. Yani üst taşıyıcı işte onun yani freight forwarder onun sigortacısı FFL'i var. Fiili taşıyıcı onun CMR'ı var. Baktığınızda minimum 4 sorumludan itibaren başlıyor her olay. Şimdi böyle bir durumda siz işte her birine ayrı ayrı ben SDR'ye gideyim zaten hepsiyle kısım kısım parça parça alırım sonra birleştiririm aslında bütün bedeli de almış olurum gibi bir şeyin olamaz. Burada bütün tarafların tamamı tek bir bedel ödemesi gerekir. O da SDR kadar. Üst sınır SDR. Evet, üst sınır SDR. Bütün taraflar için, üzeri için maalesef dediğim gibi şirket olarak zaten poliçeyi keserken buna göre bir risk analizi yapıp wording tarafında bir fiyatlandırma yapıyorsunuzdur. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza Anladım. sağlık. Tamam. Mustafa Bey buyurun. Cem Bey, şimdi ben ilginç bir şeyle karşılaşıyorum da müşterilerimde. Bunu öğrenmek istiyorum. Sizin hangi görevde olduğunuzu bilelim de ona göre Ben cevaplandıralım. İşte acenteyim. taşıyıcı Sigorta tarafında. yanında acenteyim. Acente yetkilisiyim. Daha çok işimizde nakliyat işiyle işlemek istiyoruz. Benim görevim acenteyim. Yani acenteyim. 7 çalışanım Evet. var. Şimdi ben nakliyeci firmalarımla baktığımda şöyle söyleyeyim. Size daha çok Siyamar'da 2,5 milyon TL, pardon, euro araç başı ve 3 milyon euro civarı istiyorum. Ben SDR hesaplaması yaptığımda gabarit işçiliklerde gabarit yüklerinde yani büyük hacim yüklerde en 65 bin kilogramı hesapladığımda bu rakama zaten tekabül et yanaşamıyor. Bunu isteme sebep de neydi? Bizim bilmediğimiz acaba bir durum var. Orada acaba ağır kusurdan kaynaklı olan bir anlattınız ya. Evet. Kaynaklı durum olursa SDR hesaplaması yapmıyor. Bundan mı kaynaklı oluyor acaba ki? Yok şimdi bu tarz durumlarda Mustafa Bey şimdi bu poliçeler yıllık abonman şemsiye poliçe şeklinde kesildiği için o yıl içerisinde olabilecek SDR'ler belki 2 milyon, 3 milyon eurolara kadar çıkabilir. Yani sizin belki olay başına işte bazen diyelim ki farklı bir durum olabilir. İşte yıl içerisinde öyle bir şirkettir ki hani 10 tane, 20 tane yük hasarı meydana getiriyordur. Burada her biri ayrı ayrı durum olabilir. Ya da işte bahsettiğimiz gibi SDR'nin devre dışı kaldığı mutlak sorumlu olunan yani fatura bedeli artı %10 kar marjı onun üzerine sigorta bedeli, navlun bedeli, işte gümrük masrafları gibi altı kalem ekleniyor. Yani o tarafta eğer bu SDR devre dışı kalırsa sadece fatura bedeli değil, üzerine altı kalem daha rakam geliyor. Yani orada işte gittiği ülkedeki kar, elde edeceği kar da ekleniyor. Mesela %10'luk bir pay da ekleniyor. Bunu eksperler de hesaplarken her zaman %10'luk kar marjını da ekleyip sigorta şirketten o şekilde ödettiriyor. Muhtemelen bu yüzden de şimdi şöyle düşünelim. Yıllık 1000-2000 araçlık yük gönderen çok büyük fabrikalar da var. Yani bunların Evet. yük hasarlarını düşündüğümüzde bir de gerçek manada fatura bedeli çok yüksek şeyler de görüyoruz. Yani yakın zamanda ben yılbaşı olduğu için sigorta birçok müvekkil şirket sigorta poliçelerini yeniledi. Tabii orada biz destek de oluyoruz onlara yani teknik olarak limitleri yeterli mi ya da işte CMR açısından ya da uluslararası taşıma hukuku açısından teminat altına alınan şeyler bazen unutulabiliyor. Bazen prim düşük olsun diye ciddi şeyler çıkartılabiliyor. Ya da müvekkil bazen diyor ki ol risk
Poliçesine niyetleniyor. Sigorta acentesine diyor ki bana bir poliçe yap diyor. Detayını bilmiyor. Acente de doğal olarak diyor ki uygun bir şey olsun diyor. B ya da C tipi bir poliçe kesiyor. Yani siz daha iyi bilirsiniz. Bu tarz Evet. durumlarda biz öncesinde müdahale edebilmemiz için bize draft olarak taslak poliçeler geliyor ve biz bir sözleşme üzerinde oynar gibi ekleme çıkarmalar yapıp tekrar sigorta acentesi ya da broker'la bunu müzakere ediyoruz. Yani buradaki uygulamada sizin bahsettiğiniz rakamlar bizim işte şu an yoğun çalıştığımız ciddi bir fabrikada o rakamlar var yani. Çünkü tamamen Avrupa'ya çalışıyorlar ve şöyle de bir durum var. Şimdi Avrupa'daki tazminatlar farklı, bizdeki gibi değil. Siz orada Türkiye'de bir insanın bedeni olarak zarar verdiğinizde işte diyelim ki işte maksimum işte 500, 600, 1 milyon ödüyorsunuz. Ama Avrupa'da bugün bir kişinin ölüm tazminatı 5 milyon euro. Şimdi 5 milyon euro ile Türkiye'deki 1 milyon bile olsa yaklaşık 30 bin euro ödüyorsunuz. Yani arada karşılaştırılmayacak kadar ciddi bir fark var yani tazminatlar anlamında. Ya da gittiğiniz ülkede yük hasarı oldu, çevreye kirlilik yarattınız. Yani bir sebze meyve taşıdınız, tır devrildi, bütün o sebze meyve yollara gitti. Şimdi burada bir Almanya gibi bir yerde bu kaza yaparsanız yandınız. Çok ciddi çevre cezaları gelir. Bu tarz şeylerde hani Avrupa'ya yönelik olduğu için daha çok CMR. O yüzden oranın tazminat rakamlarına göre hesaplıyorlar ve Anladım. ciddi manada şey de oluyor yani. Cemil, çok teşekkür ederim. Güzel de bir eğitimdi. Emeğinize sağlık. İnşallah ileri dönemde oğlumla da tekrar farklı eğitimimize katılacağız. Çok Sağ olun. teşekkür ediyorum. Teşekkürler vakit ayırdığınız için. Güzel. İyi geceler diyorum. Sağ olun. Saatimiz de 11 olmuş. Yine ben e-mail adresimizi buraya yazayım. Bir şey olursa ulaşmak isteriz. Bu şeylerle ilgili genellikle hep sorulduğu için söylüyorum. Sertifikalarla ilgili yarın ya da muhtemelen 1-2 gün içerisinde e-mail olarak size gönderilecektir. Yine beklediğiniz için, anlayışınız için teşekkür ediyorum. Herkese iyi geceler diliyorum. İyi geceler, emeğinize, ağzınıza sağlık. Sağ olun, teşekkürler. Görüşmek üzere.